kança koltuğum ellerindeyim. Gonca Vuslateri Aşk Sarhoşu. Özgür Mumcu'yla yaşadığı yeni ilişkiyi ilk kez TV 100 kamerasının görüntülediği Gonca Vuslateri Cihangir sokaklarında aşkını nasıl haykırdı? Sevdim malum ki en güzel huyum. Öyle unutulmaz, böyle unutulur. Hande Ataizi'nin eski eşi Benjamin Harvey kiminle yeni bir aşka yelken açtı? Ben sensiz ve hayır. Gölgen dolaşır gibi sanki peşimde. Berkay'ın hesapları Maliye'nin yakın markajında. İsyanlardayım, isyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım. Arda Turan'la devam eden davası kapsamında hesapları incelemeye alınan Berkay'ın başı Maliye ile derde mi girdi? Birazdan. Günaydınlar, günaydınlar efendim. Türkiye'nin en çok seyredilen, daha doğrusu tek seyredilen ve sizler tarafından en çok sevilen programı Duymadık Demeyin Cengiz Semercioğlu ile birlikte başladı. Günaydınlar Seren Serengil, günaydınlar TV100 ekranlarına, başına geçenlere ve yine bomba haberlerle karşınızdayız. Hafta içi her gün 10 ile 12 arasında biliyorsunuz TV100, Türkiye'nin yeni yüzü. Ve ekrana döndük. Üçüncü hafta değil mi daha? Evet. Isınma turları bitti artık. Yavaş yavaş. yani şöyle. Şimdi tabii ki kanalımız yeni. Yeni oturuyor. Her şey bizim kulislerimiz bile daha yeni yeni oturuyor öyle söyleyeyim. Şöyle bir iki hafta falan bir böyle yumuşakça bir merhaba dedik. Ve şu anda üçüncü haftaya girdik. Ve yine Türkiye'nin bütün gündemini oluşturan bir program olduğumuz için her zamanki gibi o yumuşak geçiş turlarımızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi gerçek turlarımıza başladık. Dolayısıyla bizi izleyin ve her gün yeni bir şeyler, bu programda her gün yeni bir şeyler var bakın. Gerçekten yeni haberler burada. Başka kanallarda bulamayacağınız farklı yorumlar burada. Dolayısıyla yaptığımız haberlerde gündemi belirlemeye başlıyor. İşte dünden beri. Dün sabah yaptığımız haberle işte Gonca Vuslateri ile Cem Mumcu'nun birlikte görüntülerini yayınladık. Özgür Mumcu'nun birlikte görüntülerini yayınladık. Elle görüntülerini yayınladık ve o görüntüler her yerde yayınlanmaya başladı. Keza Mustafa Cece ile ilgili iddiaları ekrana getirdik. Onlar da dünden beri konuşulmaya başladı. Bugün de yeni iddialar var. Yeni programda yeni bombalar var. İzleyin göreceksiniz. Ve TV100 dolayısıyla çok kısa sürede konuşulmaya başladı. İşte Okan Bayülgen'in programı hala geçtiğimiz haftadan beri çok konuşuluyor. Bu hafta sonunda yaptığı program yine gündemdeydi. Şu an Türkiye'nin trend topik listesinde kim birinci biliyor musun? Yasmin Erbil. Aynen, Yasmin de bizim cumartesi pazar programımızı sunan, magazin programımızı sunan Yasmin Erbil. TV100'deki magazin programında sunumuyla, işte kıyafetleriyle, görüntüsüyle falan şu an en çok konuşulan isim durumda. Dolayısıyla TV100 konuşuluyor. Duymadık Demeyin konuşuluyor. Seren zaten her zaman konuşuluyor. Ay çok teşekkür ederim. Sen şarkımı, esas benim şarkım ne oldu? Sen farkında mısın? Görüyorum. Ya. İkinci sıralarda. Şimdi arkadaşlar önemli olan şu. Nerede olursanız olun. Nerede? Eğer iyi bir şeyler yapıyorsanız ve doğru bir şeyler yapıyorsanız muhakkak o sizi sevenler orada sizi buluyor. Bu bir gerçek yani. Türkiye'nin en fazla seyredilen, en hani o anda neyse kanal mesela diyelim ki öyle bir şey kalmadı artık. Orada olan ve hiçbir şey yapamıyorsanız, başarısızsanız, ilk yüze bile giremiyorsanız olmuyor. Demek ki beceremiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Bizim buradaki mihenk taşımız bence her şeyin doğrusunu konuşuyor olmamız. Kimsenin konuşamadıklarını, kimsenin söyleyemediklerini söylüyor olmuş olmamız ve vicdani yönden de yaklaşmamız, kadını korumamız. Aileyi korumamız bizi biz yapan en önemli. Yine diğer programlarda sallamışlar galiba bana. İzleyemedim ama izleyeceğim, bulacağım yani. Dün sabah yine sallıyorlarmış galiba. Şimdi onlara benimle da hak ilgili vermek lazım. Şeydekiler mi söylüyorsun?
Yani, her iki tarafta galiba. Teşekkür ediyoruz. Tabii takipçiler şimdi ben buradan çıkıyorum, yazı yazıyorum. Diğer program saat 16'da radyo programı derken gerçekten de yoğun bu tempo içindeyiz. Ve o yüzden takip edemiyorum şey diye. Sağ olsun takipçilerimiz ve izleyicilerimiz. Orada sağda solda yaşananları bize aktarıyorlar. Evet, yani Kanal D'dekiler konuşmuş. Onlar tabii ilk yüze falan giremedikleri için sinirleri bozuk olabilir. Çünkü bizim gelişimizde bir 90. falan oluyorlar da onu da olamıyorlar. Dolayısıyla çamur atacaklar. Yapılacak bir şey yok. Doğru yayıncılık yaptığınız zaman bizim gibi seyrediliyorsunuz arkadaşlar. Yani biz şimdi seyrediliyoruz diye hani ben mesela başka birisi başardığı zaman yemin ediyorum alkışlarım. Ama sizin hiç ne TV8 ne Kanal D, siz yani oradaki arkadaşlar maalesef giremiyorsunuz ilk yüze. Yani kusura bakmayın yapabilecek bir şeyimiz yok yani bunu. Bizim ne kabahatimiz var yine ya. Yine başladı sen. Peki haberlere başlayalım. Hayır hadi. Partnerime sallıyorlar ya. Aynen başver. Ha? Biz neler gördük? Neler boş gördük ver, neler yaşadık bize olmaz peki, da yani. Peki hemen başlayalım kendisi o zaman Cem Özel'le başlayalım. Bak Cem Özel evet. Eşine ihanet mi etti diye haberler var. Hemen şimdi... Fotoğrafı görelim ve bak yorumlarını merak ediyorum bu fotoğraf üzerine. Çünkü Cem Özel biliyorsun büyük bir rahatsızlık geçirdi. Gerçekten evet. Hani hayatını kaybediyordu. Şeyden döndü, sınırdan döndü. Hı hı. Neyse şimdi yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başladı. Ve bu yazda Akyarlar'da bir arkadaşının mekanını işletmesini üstlendi. Evet. İşletmesini üstlenirken de eşi Pınar Dura da sürekli yanında zaten hastalığında bütün yoğun bakımda olduğu dönemde hep yanındaydı. Ve Pınar Dura'nın İstanbul'a döndüğü gün Cem Özer'in bunun bir yakın fotoğrafı var mı arkadaşlar? Cem Özer'in işte bu fotoğrafı el ele şezlongda bir arkadaşıyla olduğu fotoğrafı Emine Aydın isimli hanımefendi olan fotoğrafı çekildi. Ve gazetelere gönderildi. Bu şimdi bir el ele fotoğraf mı? Bir ihanet mi? Yoksa bir arkadaşlık fotoğrafı mı? Cem Özel evli mi? Evli. Pınar Dura'yla. Bir dakika. Peki bir arkadaşlar şunu öğrenebilir miyim gazeteci yani muhabirlerden? Bunu arkadan çekiyorsunuz da şöyle dolaşıp da önden niye çekemediniz onu anlamadım. Tatilciler çekti. Tatilciler çekti. Çünkü gazeteci olsa çekip, onu bırakmaz yani. Onun ama zor. Cem Özer, şapkalı olan Cem Özer. Yandan fotoğrafı da var. Bak buradan görebilirsin şimdi daha yakından. Ben bir göreyim de biliyorsunuz. Ha. Çünkü ben belge olmadan biliyorsunuz biz konuşmayız. Sosyal medya hesabında eşi Pınar Dura'nın fotoğrafını paylaştığı gün Bodrum'da başka bir kadınla görüntülendi. Ünlü şovmen el ele güneşlendiği kadının eşiyle ortak arkadaşları Emine Aydın olduğunu söyledi. Ortak arkadaş olduğu için hep beraber el ele tutuşuyor. Yani... 2017 yılında evlenmişti işte. 5. evliliğini yapmıştı Pınar Dura'yla. Ve Bodrum'da tatil yapan ve fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşan Cem Özer. Önceki gün Akyarlar'daki beach'teydi. İşte bu beach'in zaten bu yaz işletmesini de aldı Cem Özer. Yani orada yer aldı. Eşinin yerinde olmak istemezdi. Bir de arkadaşı değil mi? Arkadaşı. Yakın arkadaşları. Ünlü şovmen plajda kumral bir kadınla... El ele güneşlenirken objektife yansıdı. İkilinin samimi tavırları Cem Özer'i tanıyan tatilcileri şaşırtmış. Şimdi burada ben Cem Özer'i çok severim ama o el tutuşu yakın verirseniz bir adam bir kadının elini şu baş parmağı da yukarıda yani baş parmağını böyle okşar gibi tutmuş. Bak ben sana şunu ay bak bakıyor şimdi ben ne diyeceğim diye. Yakına getirebiliyor musunuz o eli? O fotoğrafı görelim arkadaşlar. O fotoğrafı el ele fotoğrafını görelim. Evet. Şimdi gelecek inşallah. Şimdi bak şuradaki evet. Bunu yakınlaştırabiliyor musunuz? İyice. İyice yani iyice yakına getirin. İyice yakına getirin. Getiremiyor musunuz? Evet. Tamam bu kadar var. Evet bütün bak şimdi aldım. baş parmağını görüyor musunuz altta? Evet. Şimdi bu zaten yani karımın arkadaşıyla şezlongda yan yana bir yerde olmam da olamaz da elini de hani tuttum diyelim. Yani öyle de tutulamaz da öyle bir şey mümkün değil de o baş parmağına tutma şekli de bir aşk var. Samimiyet mi var diyorsun? Yok samimiyet değil hayatım bu resmen o baş parmağına tutmak orada bir şefkat var yani anladın mı? Yani burada bu iki insanın arasındaki şey... Arkadaşlık falan olamaz. Cem Özer diyor ki
olamaz. Birlikte görüntülendiği kadının eşiyle ortak arkadaşları olduğunu daha kötü. Ve aralarında aşk ilişkisi bulunmadığını söyledi. Hanımefendi iş insanı, kendisi aile dostumuz. Bir önceki gece yaşadığı sıkıntılardan dolayı psikolojisi bozulmuş. Masaj yaptım diyor. Beni aradı, buluşup sohbet ettik. Dost tesellisi diyebiliriz. Dostane bir şekilde el ele tutuştuk. Gizli saklı bir durum olsa orada ne işimiz var dedi. Emine Aydın da hanımefendi de, elini tuttuğu hanımefendi de Cem Özer'le el ele tutuşmalarının yanlış anlaşıldığını söyledi. Kim ne gördüyse yanlış yorumlamış. Biz dostuz. Cem bir hastalık sürecinden yeni çıktı. Yanlış haberlerle yıpratılmasın diye de elini tuttuğu hanımefendi söylemiş. Şimdi hanımefendiye buradan sesleniyorum. Siz benim yakın arkadaşım olsanız, siz benim kocamla bir plajda şu şekilde el ele tutuşmuş olsanız. Şimdi gene kendimi düşünüyorum. Cem Özer'i aradık mı arkadaşlar? Şimdi ben Cem'in eşine sormak isterim. Bu buluşmadan haberi var mı? Şimdi benim arkadaşımla zaten plaja gidemez de kocam. Tek başına. Hı-hı. Tamam. Ne alaka? Yani... Ama orada, yani Cem Özer orada yaşıyor. Eşiyle tamam. Beraber yaşıyor orada. Tamam, okey. Akyarlar'da bu yazda bir beach işletecek. O beach onun mu? Arkadaşının ama işletmesini o almış. Tamam. Onu eşiyle birlikte, Pınar Hanım'la birlikte işletecekler. Bu Pınar Hanım'la mı? Bu Pınar Hanım'la değil. Pınar'ın eşiyle. Eşi. Pardon, eşiyle evet. Beraber işletecekler. Tamam. Emine Hanım da aile dostları. Tamam. Ve o gün... Cem Özer dün aradı. Bu kelebeğin manşeti bugün. Tamam, ne dedi İsmail Cem Bayrak yaptı haberi. Söyle ne dedi? Ve dedi ki ya dedi tatilciler dedi benim fotoğrafımı çekmişler dedi. Şimdi Cem Özer'i arıyoruz zaten bir ulaşmaya çalışalım. Tamam evet söyle. Tatilciler dedi fotoğrafımı çekmiş benim dedi. Evet. Ya dedi Cengiz dedi sen benim işte kaç yıllık arkadaşımsın. Benim dedi böyle bir şeyim olsa gerçekten sana söylerim dedi. Böyle bir aşk meşk. Ya böyle başımıza bir şey geldi Cengiz hani ya şey yap ne o... durumu idare et falan filan gibi bir şey söylerim dedi. Ama dedi gerçekten de dedi bu mesele benim arkadaş meselem dedi. Peki dedim Pınar neredeydi o arada dedim. Yanınızda mı? Hani yanında olur. Atıyorum arkadaşsındır bilmem ne arkadaşla dokunmuşsundur falan. Yok dokunamaz. Yok dedi Pınar dedi İstanbul'daydı dedi. İstanbul'a gitmiş yani. O ara şey Akyarlar'da değil fotoğrafın çekildiği yok, gün. Yok bırakılmaz ya bu adamlar. Bak Cem Özer de olsa bırakın. Ben Cem Özer'i çok severim. Cem Özer bak Esim Araçlıoğlu ile evliliğinde Nurgül. Hiç kimseyi aldatan falan bir adam değil normal şartlarda. Yani hiç bugüne kadar duymadım ben Cem Özer'in bir kadını gidip aldattığını falan. Ah. Evet. Ama burada bana şimdi seninle olan arkadaşlığını da anlatsa, onu da anlatsa. Hiçbir aşk olmayabilir ama bir flörtöz durum. Şimdi, bakın bunu şimdi kim görse hiç kimse bunu başka türlü bana kimse anlatamaz. Yani bana hiç kimse bunu arkadaş tesellisi olduğunu anlatamaz. Ama Emine Hanım da diyor ki her iki tarafta Cem Özer de diyor. Eşi Pınar çok yakın arkadaşım onun da üzülmesini istemem diyor. O zaman Emine... gitmeyecektin Cem'e ile plaja canım. Senin benim kocamla en yakın arkadaşımsan ne işin var plajda? El ele ne işin var? Böyle bir siz benim üzülmemi istemiyorsanız eğer siz benim üzülmeme neden olacak bir pozisyonda olmamalıydınız zaten öyle mi? Yani ben şimdi bunları konuşuyoruz, bunlar gazeteye çıkıyor diye siz üzmeyin diyeceğinize sizin orada hiç olmamanız gerekiyordu. Ne münasebet benim arkadaşım, en yakın arkadaşım da olsa benim evime tabii ki kocamla hep beraber oturabiliriz, edebiliriz bilmem ne. Başına bir şey gelir, ben o sırada orada olmam, benim kocam da koşabilir benim en yakın arkadaşım. Ama benim kocamla en yakın arkadaşım gidip de plajda baş başa Şezlong'da böyle bir şey yapamaz. Hiçbir şey olmasa bile yapamaz. Niye yapamaz biliyor musunuz? Çok affedersin. Yanlış anlaşılmaya mal verecek bir durum olduğu için beni küçük duruma düşüreceği için gene yapamaz. Bak i̇şte şu anda bak, oldu. Cem Özer'in eşi Pınar Dura diyor ki ben de Bodrum'daydım. Pazar günü İstanbul'a döndüm. Bak aynen benim dediğim gibi. İstanbul'a döndüm. Cem orada arkadaşlarımızla takılıyor. Ama biriyle el ele görülmesi mümkün değil. Öyle bir şey olamaz diyerek. Pınar Dura Cem Özer'e eşine destek vermiş, sahip çıkmış biriyle ama el ele görüntü. Ama bu fotoğrafları görüntü... çıktıktan sonra bunun mümkün olduğunu görmüştür. Evet, ve ben inanıyorum ki buna çok büyük tepki gösteriyor. Şimdi bazen bunu kapatmak isterler aile içerisinde. Bazen kadınlar da kocalarına mecburen bu konuda sahip çıkarlar. Ama ben hiç bir kadının bu fotoğrafa... Bu anlamda sahip çıkacağı, yani bu evde bir patırtı olmuştur. Bunların da arkadaşlıkları, yarın üçü böyle aynı masada gördünüz mü siz yanıldınız deyip saçma sapan bir fotoğraf çektirirlerse ona da inanmam. Çünkü bu etik olarak doğru bir şey değil.
benim en yakın arkadaşım da olsa, kardeşim de olsa, kocamla plajda ikisi baş başa, benim olmadığım bir şehirde, benim olmadığım bir anda şu pozisyonda olamazlar yani. Aşağıki beraber yürürken de sanki sevgililer beraber çantalarını toplamış gidiyorlarmış gibi. O da olamaz yani. Çünkü bu Türkiye'de yaşıyoruz. Amerika değil burası. Bu dedikoduya mal verecek bir durum. Bunu siz yapamazsınız. Ki ben buna inanmıyorum. Yani ki ben burada maalesef bu yakın arkadaşlarım maalesef. Yani hayatımız boyunca başımıza gelenler hep bu yakın arkadaşlardan gelmedi mi arkadaşlar? Yani ben bu fotoğraftan sonra bu hanımefendinin arkadaşlığına da inanmıyorum. Hangimiz arkadaşımızın kocasıyla böyle el ele tutuşuyoruz plajda? Hani kendimizi yerine koyalım. Şimdi düşünüyorum olacak gibi bir şey değil. Veyahut da yani ama tabii ki bir anlık fotoğraf olabilir ya. Bak şimdi gerçekten de şu olabilir. Nasıl olabilir mesela? Bak diyelim ki bir bize ikili verseniz arkadaşlar. Bak ikili verin, kaldır capsunu. İki yok Jimmy'den verin. Verin Jimmy'den abi. Bak şimdi elini şurada duruyor diye. Koy elini şuraya, telefondasın. Evet. Diyelim ki ben de geldim. Ya Seren bak şimdi şöyle şu şeyi versene bana. Şu kağıdı versene bana dedim diyelim ki. Ha. Bak şunu şu kareyi çektiler. Ha. Bak şu kareyi çektiler. Tamam. Şimdi kare başka bir şey. Fotoğraf karesi başka bir şey. Ve buyur. Yaz üzerine ne istiyorsan. Peki ver elini. Şu başka bir tutuştur. Şarkıyı verin. Seren'in şarkısı bu verin alttan. Bu baş parmakla. Bu tutuş başka bir tutuştur. Bu tutuşta böyle şu bir ya. Şeyi ver yok. Bir şeyi ver yok. Ya geçer falan yok. Öyle bir şey yok yani. Bu tutuş bayağı bir flörtöz tutuş yani. O yüzden ben bak ne olursa olsun. Peki bir şey söyleyelim. Hepsini başa alalım ki ben kabul etmiyorum. Jimmy de alabilirsiniz bize. Biz bunu başa alalım. Diyelim ki tamamen masumlar ikisi de. Cem Özer'e soralım. Tamamen masumlar. Tamam. Ara Cem'i. Aynen Cem hattan. Cem Özer günaydınlar. Siz de kıymeti deminden beri dinliyorum. Serencim merak etme. Dinliyor. Tamam. Cem'cim şimdi yani sen bunu Cengiz'e anlatmışsın ama bir de bana anlatman lazım. Bir Seren'e anlat. Bak ben olayı kadın olarak bana anlatman lazım. Şu anda bulunduğum yerde izleyemiyorum ama anlatayım. Seren hatırlar mısın? Yıllar bir yıllar önce sen çok gençtin. Ben şimdikinden biraz daha gençtim. İzmir Havaalanı'ydı yanılmıyorsam. Karşılaşmıştık. Annen de vardı yanımda. Evet. Sen bana beni ne kadar sevdiğini ve ne kadar hayran olduğunu anlatıyordun. Ve el ele tutuşmuştuk. Hatırladın mı? Buyur. Ay teşekkür ederim canım diye. Evet aynen. Doğru hatırladın bu olay mı? Oldu. Evet aynen. O fotoğraf çekilmiş olsa. O an kareleseydi ne olacaktı? Ben Seren Serengil'le el ele uçağa biniyor olacaktı. Hayır. Bu aynı şey değil Cem'cim. Neden ama biz ikimiz de biliyoruz ki havaalanında karşılaşmışsınız. Siz resmen oraya beraber gitmişsiniz hayatım. Evet, evet. Dinleyelim ama ben anlık bir ama dinliyorum seni, dinliyoruz. El ele tutuşmak başka bir şeydir. El tutmak başka bir şeydir. Bizde bak, burası Amerika değil, Türkiye dedin. Çok güzel söyledin. Bizde dosta el vermek diye bir şey vardır. Dostun elini tutmak diye bir şey vardır. Bakın o fotoğrafı şimdi Cengiz daha iyi anlayacak. Cengiz çünkü biraz daha böyle küçük dili falan filan. Hani kadınlar biraz daha art niyetlidir. Ama Cengiz şimdi ne hak verecek bilmiyorum. Şimdi o fotoğrafa bir yakın yapın. Ya yaklaştınız. O fotoğraftaki tutuş romantik bir tutuş mudur? Dostane bir tutuş mudur? Romantik. Avuç avuca mıyız? Avuç avuca mıyız? Avuç. Parmaklarımız birbirine geçmiş mi? Yoksa böyle o anlık alttan parmaklar avuca tutmuş, üstten de parmağım eline değiyor. Tamam canım benim, sen bunu da halledersin. Geçecek bunlar tutuşumudur. Şöyle parmaklar geçemez çünkü uzaksınız, bilekler burkulur orada. Geçer ben karımla oturduğum zaman parmaklar geçiyor. Evet yani istediğin zaman yapabiliriz. Peki doğru. Bir şey sorabilir miyim Cem? Sen çünkü normalde... Peki niye ayağa kalktığımızda el ele değiliz? Evet çanta var peki, elinde. Peki Cem bir şey sorabileceğim. Ben sana sadece şunu söyleyeyim yani. Sen şöhretli bir adamsın. Bir kadınla evli olduğun halde bir plajda güneşlendiğin zaman ve şu şekilde bir onu teselli ederek etmek amacıyla bile tutsan bunun yanlış anlaşılabileceğini ve bunu çekildiği zaman böyle bir şey yazılabileceğini tahmin ediyor musun, etmiyor musun? Eder misin, etmez misin? Hayır ben salağım, etmiyorum. Çünkü bunun çekileceğini, çünkü ben orada kötü niyetli olmadığım için
gizli saklı bir halt yapmadığım için gayet de, çünkü dün de Cengiz'e de söyledim. Yani ben salak mıyım ya? Ben burada otelde kalıyorum. Odam var, bilmem neyim var. Kendi otelimin bir içi var. Ben salak mıyım? Ben bir halt yiyecek olsam burada yaparım. Ya, ben, ya... Ben pek çok halt karıştırdım. Hiç kimsenin haberi olmadı. Aa. Geçmişten bahsediyor. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Bilelim o zaman. Yani geç olmasın. Niye bilesiniz? Bilecek olsanız gözünüzün önünde yapar. Peki bir şey söyleyeceğim. Eşinin orada olmaması tabii ki. Pınar'ın olmaması belki de bu kafaları karıştırdı. Denk geldi çünkü aynı gün Pınar geri döndü. İstanbul'a döndü. Annesinin doğum günüydü. Hmm. O gün geldi. Üstelik de yalnız değildi Emine. Emine'nin yanında İranlı bir kız misafiri vardı. Anladım. Yani yine de bana... Peki Pınar ne dedi bu fotoğraftan sonra? Şimdi Pınar'ın dün bugünkü gazetede el ele tutuşmaları imkansız, el ele görülmeleri mümkün değil dedi. Ama ne dedi mesela bu fotoğrafı, gazetedeki manşeti görünce? Bir tartışma, ya ne yaptı? Ya tabii ki sistem etti. Yani ama aynı sizin ettiğiniz bir şey. Seren'in söylediği gibi. Yani sen bilmiyor musun böyle bunun kötüye yorumlanacağını? Hmm. Niye bizi izah etmek durumuna bırakıyorsun? Ben dedim ki ya içinde kötü bir niyet olmadığı için. Olmaz. Bir de uzun ya, bir de istemsizce yani böyle hadi gel el ele tutuşalım falan değil. O an ya canım benim diye uzatırsın bak. O anda ne söylüyordun el ele tutarken? Ya ayakta olsak sırtına dokunacağım, anladın mı? Bir şey söyleyeceğim. O anda onun elini tutarken konu neydi? Çok yani özel değilse. Konu neydi biliyor musun? Benim hastalığım, geçirdiğim hastalık süreci ve denize girelim demişti. Denize girmiyor musun? Ben de hayır giremiyorum, korkuyorum dedim. Ya çok zor günler geçirdin dedi. Ben de evet doğru söylüyorsun ya, geçecek inşallah bütün bunlar dedim. Sinopsisi öğrenmeyeceğiz. Güçlü bir adamsın sen dedi. O da bir öncesinde, bir gece önce yat limanında yaşadığı kötü bir geceyi anlatmıştı. Yani sen de güçlü bir kadınsın, o da geçecek dedim. Anlamında elini tutuyor. Peki Pınar hatta, bir Pınar'a soralım mı bakalım bu fotoğrafı nasıl değerlendirmiş Cem? Alo Pınar, Pınar Dura, duyuyor musun bizi? Pınar Hanım günaydın. Reji? Cem de gitti galiba. Pınar'a bağlanırken. Hayır ben buradayım. Tamam Pınar. Attı mı Pınar? Evet ben attayım. Evet sesini yükleyin biraz sesini arkadaşlar. Duyamıyoruz sesini. Pınar Dura ve Cem Özer. Günaydın Pınar Hanımcığım. Günaydın Hanım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Çok merzi ama sesinizi hiç duymuyoruz reji. Açar mısınız sesi? Bu arada ses açılırken ben Seren'e bir şey söyleyeyim. Bir cevap alayım, Pınar'a bırakacağım. Söyle. Seren bunca yıldır karşılaşırız, görüşürüz. Aynen. Benden en ufak, yanlış, olumsuz, böyle asılan, hafif öyle bir enerji hiçbir aldın mı hiç? Hiçbir zaman, asla. Ben onu söyledim ama demin. Ama burada hatalısın. Bak, sen öyle bir adam olmadığını, Esin Maraşlıoğlu ile olan, Nurgül ile olan evliliğinde hiçbir yanlış yapmadığını, bize hiçbir şey gelmediğini her zaman söyledim. Ama burada masum bile olsan %100... O hanımefendiyle plajda evli olduğun halde o pozisyonda benim de kocam olsan olay çıkartırım. Yani güvensem de etrafa karşı korusam da seni senle tartışırım. Gidemezsin. O hanımla da arkadaşlığımı da bitiririm. Yani Pınar çok Hanım, bu benim bizi ama. Tamam o zaman başta Pınar olmak üzere senden ve bütün izleyenlerden, bunu kötü yorumlayan herkesten yaptığım salaklık ve içimden geldiği gibi davrandığım için özür diliyorum. Ama kusura bakmayın, içimden geldiği gibi yaşamaya devam edeceğim. İçinden gelmesin bir daha bence. Çünkü olmuyor yani. Evli olduğun için olmuyor. Kötü niyetli olsan da olmadığını biliyoruz. Umuyoruz. Ama artık yani. Ama, karın da muhteşem güzel yani. O yüzden üzülmesin. Cem de onun kıymetini gayet iyi biliyor. Hele ki hastalığı dönemi. O benim ödülüm diye söylüyorum. Aynen. Yani, her yerde söyler zaten onu. Yani. Pınar Hanım attı mı arkadaşlar? Peki tamam. O zaman Cem çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Kapatmış mı Pınar? Pınar'ı birazdan bağlayacağız. Cem'ciğim öpüyoruz seni. Takipteyiz, haberin olsun. tamam ben konuşmayayım, açık kalsın da Pınar'ın söyleyeceklerini. Evet, Akyarlar'da da bu yıl bir yer işleteceksin galiba değil mi? Uğrayalım bakalım. Evet. Aynen, evet. Bu yaz ama böyle olaylı başlarsan
ona göre yani. Evet, Pınar Hanım bağlayalım arkadaşlar. Bakalım Pınar Dura, Cem Özer'in eşi ne diyecek bu fotoğrafla evet, ilgili? Evet, ben tabii ki Pınar Hanım tarafındayım. Evet. Biliyor, her zamanki gibi benim nerede durduğum belli. O yüzden Pınar Hanım illaki bağlansın. Cem de aynen benim dediğimi söyledi, gördün. Yani bir zaten Cem şey ne söyleyecek o... hayatım? Ne söyleyecek? Cem'in ne söylese, ne söylese söyle. Ben Cem'i seviyorum insan olarak. Gerçekten çok seviyorum. Ama pozisyon yanlış. Yanlış bir pozisyon. Evet, o yani da zaten. O onu kimle? Şimdi Pınar Hanım da bağlansa bana. Ya eşimle arkadaş. O pozisyon doğru değil. Benim arkadaşımla en fazla benim kocam benim yanımda. Hep beraber oturabilir. Plaja falan gidecek. Ama yarabbim ben şimdi böyle düşünüyorum kendi başıma geldiğini. Tamam. Zaten Cem Özer de eşimden ve bu görüntüyü verdiğim için bütün kadınlardan özür diliyorum diye. O hanımefendi de biraz dikkatli olsun. Arkadaşının kocasına plaja gitmeyiversin. Başkasından teselli bulsun. İranlı arkadaşı varmış. Onunla gitsin el ele tutulsun, ne yapacaksa yapsın. Peki Pınar Dura hattımızda. Pınar Hanım merhabalar. Merhaba. Pınar Hanım dedim ya, ama arada... Pınar... Merhabalar. Nasılsın? Ünlü olmak çok zor. Ya. Nasıl bir şeydir ya? Ya. Kesinlikle, kolay gelsin. Dikkat edecekler. Vallahi. Ne hissettiniz Pınar Hanımcığım? Biz sizi biliyoruz ama ne hissettiniz? O yani ne bunu böyle gördüğünüz zaman ne hissettiniz? Bunu... Ya açıkçası bir şey söyleyeceğim. Emine ile telefonda güldük bu habere. Hı-hı. Hatta Emine ile bir fotoğraf çekip koymayı falan düşünüyoruz yani el ele bizde. Şimdi Emine de çok can ciğer arkadaşımız olduğu için dolayısıyla hani böyle şeyler çok saçma geliyor aslında. Peki neden? Ama bunu açıklamak durumunda kalmak bile daha da bir saçma. Böyle bir gün yaşıyoruz şu an. Peki Cem'e niye o zaman serzenişte bulundunuz? Çünkü niye bulundum onu da söyleyeyim. Tabii şimdi ünlü olan Cem açıkçası. Onun da hiçbir şekilde art niyeti olmadığı için, hani Emine'nin de art niyeti olmadığı için ama hani public bir alanda, başka bir biçimde hani o anki, onu da aslında bilemez ki Cem de yani o an bir şekilde dertleşirken, o an hani... Hayır onu sormuyorum, siz şu anda kocanızı korumaya geçtiniz. Cem'e ne söylediniz de kızdınız, yani ne dese serzenişte niye bulundunuz o zaman? Çünkü Cem biraz önce sitem etti tabii sitem bana etti bu fotoğraftan bana, dolayı. Mi? Yani onu neden, o andaki hissi öğrenmek istiyorum. Cem'i korumayın, biz anladık şimdi işte durumu. Sadece bir kadın olarak bu konudan yola çıkarak kadınların neler hissedebileceğini de duysunlar diye söylüyorum. Bir suçlayın diye söylemiyorum. Yani Cem'e ne söylediniz yani bunu? O serzeniş neydi? Ya dedim ki hayatım keşke dedim hani dedim dikkat etseydin dedim. Ne diyeyim yani onu söyledim. Hmm. Ünlü bir adamsın. Yani çünkü insanların eline malzeme vermek kötü oluyor, anlatabiliyor muyum? Yani Cem yani yıllardır zaten bazı durumlarda çekiyor. Gereksizdi, anlatabiliyor muyum şu anki haber? Çok ama biriyle bir haber. El ele görülmesi mümkün değil diye bir açıklaman var Pınar gazeteye. Tamam ben de orada zaten ben o kişiyle görüştüğüm zaman telefonda kendisine dedim ki yani mümkün değil. Evet hala söylüyorum mümkün değil. O zaten el ele tutuşmak değil. Anlatabiliyor muyum? Emine'yi de tanıyorum. Cem'i de zaten tanıyorum eşim. Yani o anlamda o sizin düşündüğünüz anlamdaki bir el ele tutuşmak değil demek istedim dünkü beyefendiye. Peki Cengiz'e Cengiz diyorum. Cem'e serzenişte bulunurken kız arkadaşınızla da bulundunuz mu? Yani ne gerek vardı böyle bir şeye falan diye. Ya açıkçası yani bir şey söyleyeceğim. Çok da serzenişte bulunmadım. Yani anlatabiliyor muyum? Sadece yani Cem'e şey demek istedim. Çünkü arkadaşıma niye serzenişte bulunayım? Cem'e bulundum çünkü Cem ünlü. Anlatabiliyor muyum? Sonuçta hani Cem'cilerim keşke sen dikkat etseydin dedim bir tanem. Bir de kız da elini uzatmış. O da çok anlık saniyelik bir dokunma olduğu için. Maşallah hemen küçük küçük hemen çekmişler. Yani saniyelik bir dokunma olduğu için dolayısıyla... Evet. Deme oldu olan, onu demek istiyorum. İyi bari, iyi. Yani siz bunu bu şekilde, şimdi eminse iki tarafa da, bu da çok önemli, evet, tanıyorsa ikisine de. O zaman Emine tamam. Hanım'ı kaç yıldır tanıyorsun Pınar? Ama o vallahi yıl... açıkçası bir 7-8 sene oluyor. 7-8 sene oluyor. Ama o yılların fazla elimizde... olması... Tabii yok yani ne kadar arkadaşları var. Yılların fazla olması için... Tabii. Yani peki yani. Bundan sonrası için mesela şöyle düşünüyor musunuz? Yani kocanız ve en yakın arkadaşınızın tek başına hareket etmiş olması sizce... Doğru mu yani bu? Vallahi arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Çok da doğru. Biz hastanedeyken 45 gün hastanede kaldık. Ben bir gün içerisinde bazen eve gidip kıyafet falan almam gerekiyordu. Açıkçası Cem'le de çalıştığı için kızı en yakın arkadaşlarıma teslim ediyordum Cem'i.
Evet. O orası bir hastane yani. Ortamı, orada hastane ortamında yanlış anlaşılmaya mal verecek bir durum olmaz. Ama böyle bir plajda el ele görüldükleri zaman gerçekten şimdi size ben anlıyorum. Sadece sakın yanlış anlamayın. Çok da mutlu oldum böyle düşünmenize. En azından problem olmadığı çıkıyor aranızda. Ama bana göre bu kadar sonsuz özgürlükler olmamalı evliliklerde. Ama çünkü... Seren Hanım bir şey söyleyeceğim. Bunun nasıl sonsuz özgürlük? Yani ben kalkın gidin yani o sonsuz özgürlükten kastınız nedir mesela? Yani şöyle mesela şunu söylemeye çalışıyorum. Ben sizin tarafınızda olarak konuşuyorum. Bir kere bunu her şeyden tamam, önce bilin. Evet. Ama hı-hı. Şöyle... Bunlar senin tarafında değil ama. Hayır benim tarafımda değil. Yok kesinlikle ben sadece şunu söylüyorum. Kendi evliliğim içinde ben kendi sohbetimde de söylüyorum. Şimdi benim yakın arkadaşımla benim eşimin arasının iyi olması, dost olmalarına çok memnun olurum. Çünkü yakın arkadaşımla da görüşmek isterim falan. Evet, ama onların plaja tek başlarına gidip şöyle bir fotoğrafı bana anlatmaları gerçekten çok zor olabilir. Bu benim çünkü. Ama bence bu genel kadını. Yani bence arkadaşlıklarda da hani özel yerlere gitmek, işte böyle plajlara gitmek, bu tip yakın münasebetlerde bulunmak hele hele ünlü insanlar için doğru bir sistem değil. Bugün onu anlarsınız ama üç kere daha olursa aynı şeyleri konuşmayacağınızdan çok eminim ben. O yüzden de biraz daha eşlerin dikkatli davranmaları gerektiğini söylüyorum. Yani o zaman ben mesela İstanbul'a geldiğim zaman Cem odadan dışarı çıkmasın, hiç kimsenin hiçbir arkadaşımızla görüşmesin gibi bir şey oluyor ama bu Selen Hanım. O yani zaman peki bir şey söyleyeyim. O zaman bu haberden siz çok memnunsunuz o zaman. Bir sorununuz yok o zaman. Biz dert etmeyelim diye söylüyorum. Yani hayır, siz tamam da ama şu haberden memnun musunuz bir kadın olarak? Ben açıkçası böyle art niyetli bir haberden aşırı memnun değilim. Tamam yani. Ama işte art niyetli olmuyor bu. Neden biliyor musun? Yanlış anlaşılmalara mahal verdiği için. Mahal için diyorum. Zaten onu, Pınar da ona itiraz ediyor. Burada bir şey yok diyor. Adam oturmasın evde. Yani sonuçta çok özür diliyorum ama TV8'de Eylem Hanım var. Kalkıp bana mesela geniş diyor. Yani sen beni tanımazsın. Kim diyor anlamadım. Geniş. Sen ne haddine senin bana geniş dersin kim? Yani. Ben mi anlamadım geniş derken? Yok hayır Eylem diye birisi var da TV8 kanalında bana geniş diyor mesela. Ya sen beni tanımazsın etmezsin hiç bilmezsin beni. Senin ne haddine yani bana tanıp bilmeden geniş demek? Bilmiyorum kim o söylediğiniz kişiden? Peki. Eylem İpek. Bilmiyorum ben. Kim? Pınar. Cem Özel yani biraz önce... Yani bunlar art niyetli haberler anlatabiliyor muyum? Hiç hoş değil. Ben açıkçası kocamın üzülmesine üzülüyorum. Adam daha yeni hastalıktan bir şey söyleyeceğim. Bu tür haberlerin yapılmasına üzülüyorum. Hürriyet'te mi çıktı bu haber? Evet, Hürriyet'te. Hürriyet'te mi çıktı? Hürriyet'te çıktıysa o zaman ben aslında bir şey söyleyeceğim. Bu aşkı pek perçinleştirdi mi biliyor musun bu haber bence? Pınar'la ya inanın aşkı. Bana biz her gün mıç mıçız zaten. Aynen onlar gerçekten. İyi o zaman. Peki Pınar inan ama... bana zaten et ve tırnak gibi olmuşuz yani. Aynen evet, aynen. Cem zaten hem bu gereksiz fotoğrafı verdiği için senden ve bütün kadınlardan da özür diledi demin canlı yayınımıza. Aynen. Canım benim ya. Aynen. Ama aslında gerçekten Cem sadık bir adam. Bugüne kadar ben hiç kimseyi aldattığını falan görmedim. Ama yine de siz olun. Yine de hani Bodrum'a dönün. İstanbul'da ne zaman dönüyorsun? Ay Allah'ım ya. Yalnız çok bırakılmaya gelmez erkekler. Ne zaman dönüyorsun Bodrum'a? Şöyle ki işte benim yani annemler, abimler çok kalabalık bir aileyiz. Bayram için geldim. O yüzden biraz daha bayramın İstanbul'da başından kalacağım. Sonra döneceğim. Evet. İyi peki. İyi bayramlar diliyoruz, mutluluklar diliyoruz. Size de iyi bayramlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Mutluluklar. Cem. Bak Cem. Hadi. Hadi isteyeceğim. Böyle bir eşin var valla. Aynen Pınar. İkisine de güveniyorsa. Ha? İkisine de güveniyor demek ki. Hem Cem'le ilgili bir güven sorunu yok. Cem hem aslında, de evet. Yakın arkadaşı olan Emine Hanım'la ilgili. Cem şefkatli çocuk ya. Evet. Şefkatli çocuk. Şey yapmış böyle. Belki devam edelim bakalım haberlere. Hadi hızlanalım. 10.33 olmuş saatimiz. Ne yapalım yani bunu aynen, işlemek güzel. Zorundaydık hızlanalımızla. Bu da peki. Gazeteye haber yetiştiriyor sanki. Haberlerimizi Allah. Diğer bomba haberlerimizi de verelim. Evet. Bak Mustafa Ceceli ve Selin İmer. Dedi ki Mustafa Ceceli önce bir açıklamasına göre. Gerçi bu konuyla ilgili bir açıklaması değil. Bir lansmana gitmişler. Orada o meseleyle ilgili bir açıklama değil. Bu konuyla ilgili dün bizim aktardığımız haberle ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın iftar davetinde katılıp katılmadığı yönündeki haberle ilgili açıklamasını birazdan vereceğim. Birazdan. Açıklamasını görelim bakalım. Evet. Evet.
Özümden yaşlar gün gelir kurutursun. Yaz bunu bir kenara, gidersen unutursun. Böyle çat diye vuracak mısın? Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyi. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Kansersiz Yaşam Derneği ile birlikte Çukur sezon finali yapacak bugün. Neler söyleyeceksiniz siz? Çok anlamlı bir akşam. Sebebi şu. Çukur'da umut var. Bana sorarsanız Türkiye'de sanatta ziyadesiyle umut var. Çünkü bu böylesine önemli bir dizinin finali Kansersiz Yaşam'la beraber organize etmesi ve gelirini bağışlaması bence çok gönülden, çok kalpten, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında daha mükemmel bir şey olamazdı. Benim için çifte mutluluk. Çünkü aynı zamanda Kansersiz Yaşam Derneği'nin yönetim kurulundayım, biliyorsunuz. O yüzden buraya sadece bir davetli olarak değil, aynı zamanda Kansersiz Yaşam'ın bir temsilcisi olarak geldim. Bildiğiniz üzere çocuklarımız için aslında her şey. Bu hastalığa yakalanan çocuklarımıza bir umut olabilmek için bence Çukur bu konuda üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Bütün set ekibinden yönetmenine, oyuncularına ben de öncelikle bu derneğin bir üyesi olarak, sonra bir insan olarak teşekkür ediyorum onlara. Teşekkürler. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben de çok anlamlı bir event olduğunu düşünüyorum. Bu kadar dikkat çekmiş, reytingleri bu kadar yüksek olan, bu kadar beğeni toplamış bir dizinin ihtiyacı olan insanları düşünmüş ve bu kadar güzel bir event organize etmiş olması bence de çok gurur verici. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, Mustafa Ceceli ve Selin İmer, dün akşam Çukur'un finali vardı, Çukur dizisinin. Ve Lütfü Kırdar'da yapılan ve Kansersiz Yaşam Derneği'ne geliri bağışlanan o geceden görüntüleri birazdan yayınlayacağız. Çukurcular ayrılmasın ekran başından. Çok özel görüntüler var. İşte o geceden bu açıklamayı yaptı ama muhabirler meseleyle ilgili konuyu sormamışlar. Belki sordular, Mustafa yanıt vermedi ama sosyal medyasından şunu söyledi. Hakkımda iftira atanlar bunu ispatla mükelleftir. Yasal süreç başlamıştır. Elimden geleni ardıma koymayacağımdan emin olabilirsiniz dedi. Ve nasıl oluyorsa onlarca gazetecinin olduğu bir yerde bu iftiraya dair ne bir video ne de bir fotoğraf var. Bu iddiayı yayan ve buna inanan akla ziyan mantaliteyi kötü niyetleriyle baş başa bırakıyorum diye açıklamalarda bulundu Mustafa Ceceli kendi sosyal medyasından. Evet. Şimdi ben sana soru soruyorum. Sor bakayım. Cengiz Semercioğlu. Mustafa Ceceli dün o akşamki davette var mıydı, yok muydu? Yok. Davet edilmedi mi? Davetli değil. Davet edilseydi, edilseydi giderdi. Ama dediğim gibi 2017'de 29 Eylül Cumhuriyet 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonunda da olmadığını biliyoruz. Demek 20, ki bu oraya 2017, gitmem 29 Ekim'den evet, beri. Oraya gitmediğini söylememiz bir iftira değil. Oraya davet edilmedi ve gitmedi. O gün oradaki iki tane, şimdi ismini veremeyeceğim ama çok isterlerse de şahit de gösteririz yani. Herhangi bir şey olduğu zaman. O gün o bize, bana telefonda söylenilen şey şu. O bile geldi. Yani aslında adamı ispiyonlamak için değil. Ya şeyler konuşuldu telefonda. İşte kimler geldi, kimler gelmedi. Niye bunlar çağrılıyor da şunlar çağrılmıyor falan filan konuşuldu. Ya dedi, yani o kadar acayip bir şeyler oldu ki adam da geldi, karısını da, onu da almadılar içeriye diye bir konuşma geçti. Sonra detaylarını öğrendik. Şimdi bizim program olarak geçen seneden beri hiç kimse için hiç ne bir iftira ne bir yalan haber hiçbir zaman yapmadık. Biz dünkü yayında şunu söyledik. Davet edilmediyse eğer, bunun sebebi geçen seneki yasak aşkı, yani bütün gazetelerin yazdığı, bütün basında yer alan Selin İmer'le karısıyla evliyken beraberlikleri, artı boşanmasından sonra eşinin o gayri nahoş diyeyim, görüntülerinin
internete yayılması ve bunun da tabii bu taraftan yapıldığını eşinin iddia edilmesinden ötürü dedik ki bundan dolayı çağrılmamıştır dedik. Bunların hiçbirisi iftira değil. Sen evliyken Selin İmer'le beraberdin. İspat etmemi istiyor isen hemen edeceğim. Yani şu şu değil. Çünkü benim için hayatımda yani bizim bu program olarak bizim çünkü biz bir program yapıyoruz. Bu adam kaç yıllık gazeteci. Seninle bir alıp veremediğimiz yok. Zaten kimseyle yok. Ama şimdi doğru haber yapmak için doğru haber yapmak zorundayız. O haber de nedir? Nedir? Şunu düşündük. Resepsiyona bu adam çağrılırken bugüne kadar neden çağrılmıyordur diye düşündük ki bu bir basın özgürlüğü. Biz bunu konuşabiliriz burada bu programda. Neden? E çünkü dedik tahmin yürüttük. Geçen sene yasak aşk haberleri çıktı. Şimdi dini bütün bir adam, namazında niyazında olan bir adam bu tip şeyler yaşayamaz. Bu tip şeyler olamaz. İnsanlar da ne dediler? Bak hacı hoca şeyine girdi ama öbür taraftan da başka bir hayat yaşıyor. Belki bu sistemde gözüküp bu sistemde olmadığı için belki de oradan kabul görmediği için artık çağrılmadı dedik. Bunlar iftira mı? Değil. Yalan mı? Daha önceki Cumhurbaşkanlığın iftar davetlerinde vardı. Vardı. Neden yoktu dedik. Resepsiyonlara katılıyordu. Hatta ezan okuduğu bile o görüntüler bile arşivde var. Ancak 2017 29 Ekim'deki Cumhuriyet resepsiyonundan beri davet edilmiyor. Şimdi önceki akşamki Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan geceye de davet edilmediği yönünde haberler vardı. Tabii ki Mustafa'nın itirazı hani ben kapıdan döndürülmedim mi olabilir belki bu şeye itirazı. Yani kapıdan döndürüldün veyahut da döndürülmedin. Bize gelen haber bu. Bu da bir iftira değil. Çünkü biz böyle bir duyum aldık. Kapıdan döndürüldün diye biliyoruz. Kaldı ki cevap hakkı olarak da. Cevap hakkında var. Ama bu da iftira değil. Yani diyorsa, kapıdan döndürülmedim, davet edilmedim. Ama davet edilmemişsin da sonuçta. Gitmedin oraya, davet edilmedin. Biz de davet edilmemenin burada nedenlerini düşündük. Ve bir tek bunu bulabildik. Çünkü geçen sene sen karını aldattığın haberleri aç, Google'a adını yaz, Selin İmer'in adını yaz, çıkacaksınız zaten. Ondan sonrasında da eşinin o acayip haberleri çıkınca zaten zannettin ki belki de bir tek eşin yara aldı bu işten. Bence sen de aldığın için bu şeylere belki bundan dolayı çağrılmamıştır dedik. Bunların hiçbirisi iftira mı? Hiçbirisi iftira değil. O yüzden de biz doğru habercilik yapıyoruz ve cevap hakkınız da var. Buyurun bağlanın yayına. Hı hı. Yani biz hiç kimseye ispat edemeyeceğimiz, elimizde belgesi olmadan biz burada mahkeme değiliz. İkide bir de size belge çıkaralım. Ama çok istersen hanımefendiyle gittiğin tatillerdeki uçak biletleri, tarihlerini falan hepsini sana söylerim ki bu senin eşinin bu şeylerinden önceki tarihler. Dolayısıyla ben hiç kimse için yani Cengiz'le ne iftira atarız ne yalan söyleriz. Zaten o yüzden en fazla seyredilen program olduk ve hala da öyleyiz. Çünkü kimseye atmayız yani. Ama sen şimdi oraya gitmişsin, gidememişsin zaten. Davet edememişsin, orada yokmuşsun. Çocuklar da dün dediler ki ya geri döndürüldü. O bile dendi. Yani hani kötü bir şey de söylemediler. Dediler ki hani o bile listede adınız yok deyip geri döndürüldü dediler. Şimdi bunlar bizim aldığımız istihbaratlar. Bunun böylesi olur, böylesi olur onu bilemem. Belki önemli olan davet edilmediği. Gidebilmek için de çaba göstermiştir. Çaba gösterdiler. Yollar yöntemler denemiş olabilir. Aynen. Davet edilmek için, kendini davet ettirmek yani için. Yani burada olabilir. Ne gibi bir iftira var? Evet. Böyle bir şey yok. Her şey doğru. Söylediğimiz her şey doğru. Ben sana hepsini ispatlarım. İstemiyorum ama evlenmişsin, baklanmışsın. Hani biz sadece bunun acaba bundan dolayı mı gidememiştir dedik. Yani sen şimdi bizi kuramazsın. Senin kurduğun böyle belki yanında gazeteci diye dolaştırdığın tipler olabilir. Onları kurabilirsin menfaatlere karşılığında. Herkes her şey yapabilir ama bizi kimse kuramaz yani. Onu evet. Dolayısıyla Mustafa Ceceli'nin açıklaması konuyla ilgili böyle. Bunun iftira olduğunu, iftira atanlar bunu ispatla mükelleftir diyor. Yani kapıdan çevrilmedim anladığım kadarıyla bu meseleyi ben kapıdan çevrilmedim. Yani ben aldatmadım demek. Çünkü kapıdan çevrilip çevrilmenin iftira ile alakası yok ki. Sen zaten kapıdan da oradan da buradan da bir şekilde girememişsin. Çünkü davet edilmemişsin zaten. Yani insanlar bir şekilde kapıdan da dönsen, dönmesen de oraya gidememişsin.
gidemememenin nedenleri olarak da karını aldattığını konuştuk. Dediğim bu gibi, da iftira mı? 2017-29 Ekim telefon. Cumhuriyet resepsiyonundan beri zaten bu tür davetlere atıyordu? Gidilmiyor. Bu tür davetlere davet edilmediği, gitmediği, görülmediği biliniyor. Önceki akşamda yoktu, davette i̇ftira yoktu. İftira dediği şey herhangi şu. Herhangi bir fotoğrafta yoktu. Bunun nedenleri yani. Olarak Seren bunları koydu. Çünkü aile yapısı önemli. Tabii ki ya. Oraya gitmesi şey için mi? Sansasyonlara karışmaması yani önemli. Yani şimdi köşke bu çıkıyorsunuz. Kriterler önemlidir dedi. Ve bunda da bir iftira yok gerçekten de. Ya iftira yok. Bunda ne iftirası olacak zaten? Diyorum ki sana, sen eşinle aldattığın haberleri çıktı mı? Açın Google'a. Selin İmer yazın eşinle çıktı mı? Eşinle fotoğraflarını cep telefonundan, bilgisayarından eski eşin buldu mu? Bunlar çıktı mı? Çıktı. İftira mı? Değil. Ondan sonra ne oldu? Sonra kadıncağızın o görüntüleri çıktı. Bunlar sana yaradı mı? Yaradı zannettin. Değil. Yaramadı. Çünkü neden yaramadı? Çünkü o senin çocuğunun annesi olduğu için. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki bugüne kadar çağrılan adam bugüne kadar çağrılmıyorsa yukarısı için de aile kavramı çok önemli. Skandallara karışan kişileri çağırmazlar. Belki bu yüzden çağırmamışlardı dedim. Bunlar da iftira mı? Bunlar da değil. Teşekkür ediyorum. Mutluluklar diliyorum size. Evet. Aynen devam. Bak burada da boylar uzamış fotoğrafta. Bir kaldır bakayım KJ'yi. Boylar 1,5 metre bacak olmuş. Bacak boyları bayağı uzamış. Güzel. Peki mutluluklar diliyoruz. Dediğimiz gibi herhangi bir art niyet olmaz burada. Bu masada. Düzeltmemiz gereken mesele varsa düzeltiriz. Ben 30 yıllık gazetecilik hayatımda yanlış yaptığımda özür dilemesini de bilirim, düzeltmesini de bilirim. Bunlardan hiç gocunmayız. Dolayısıyla bu masada da biz 3 sezondur aynı şeyleri yapmaya devam ediyoruz. Hatamız varsa da hatadan dönmesi de biliriz ama Seren'in dediği gibi bu meselede iftira olacak bir olay yok. Burada hata falan hiç yok. Hatadan geri döneceğimiz hiçbir durum yok. Ben sonuna kadar bütün söylediklerimin arkasındayım. Bunlarla da alakalı hani iftira işte ben aldatmadım yalan söylüyorlar falan olduğu zaman çok isterseniz buradan çok isterseniz başka mercilerden elimdeki belgeleri size sunabilirim. Teşekkür ederim. Teşekkürler diyoruz ve meseleye geçiyoruz. Peki hadiseye bakalım. Hadise Ortaköy'de bir restorandan çıkarken görüntülendi. Tam giderken Sinan Akçıl'ı sordular. Niye Sinan Akçıl'ı soruyorlar şimdi? Bunlar şimdi, yani şimdi böyle ayrılık olaylar oluyor ama hemen eski sevgilileri böyle birbirine pekiştirmek. Ya bizde var böyle film, ama, Türk ama filmi seviyoruz. Ama bunun kapısını açan da hadise. Bir görelim bak şimdi. Aşk kaç beden diyen. Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz siz? İyi valla, teşekkürler. Mutlu gördük böyle sizi. Evet, mutluyum. Merhaba, siz hemen biraz bahsedelim. Kaçmadan, hadi sorun. Kaçmadan, ne yapıyoruz? Vallahi Ramazan ayı dinleniyoruz arkadaşlar. Ailemle çok güzel vakit geçirdim. Minik kaçamaklar yaptım. Minik kaçamak derken? Kaçtım bir yerlere. Tatil yaptım. İşte bayramda sahnedeyiz biliyorsunuz her zamanki gibi. Bu sene rekordu sizde bildiğimiz kadarıyla. Öyle. Artık paraları da konuşuyoruz. Haluk Bey. Vallahi çok konuşuyoruz. Ya her yıl konuşulmuyor mu? Yani her yıl böyle bir abartılıyor sanki bu haberler. Sonuçta işimiz yapıyoruz, sahne alıyoruz. Paramızı kazanıyoruz. Öyle ama yani yazıldığı gibi değil tabi. O kadar da değil. Sıralamayı da Gülşen'in takip edildikten sonra. Onun bütçe oranını ya arkadaşlar ben size ne kadar para kazanıyorsunuz diye sorsam cevap verir misiniz? Verir. Ya. Peki başka sorunuz yoksa. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada güzel bir fotoğraf paylaştığınız zaman yani estetik olayına çok yoruldular. Evet. Yaptınız kendisi. Valla şu an yüzümde hiç makyaj yok. Ben kendimi makyaja da makyajsız da çok beğeniyorum. Zaman zaman makyaja da çıkıyorum karşınıza. Zaman zaman makyajsız da kendimi nasıl, o an nasıl hissediyorsam onunla alakalı. Bence her kadın kendisini makyajı da makyajsız da sevmeli, beğenmeli. Ben kendimi çok çok seviyorum. Makyajsız ve makyajlı. Makyaj yani efekt mi vardı makyajda? Hani bir Photoshop mu vardı? Nasıl soralım? Yani çünkü yüzünüzde bir estetik operasyon olmuş gibiydi.
Ya şöyle oluyor arkadaşlar, şimdi siz hepiniz erkek olduğunuz için bunu sizlere anlatmak biraz komik olabilir ama bizleri izleyen bayanlar bilir. Doğru ışıkta, doğru makyajda bir kere kontur diye bir şey var. Yüzünüze istediğiniz şekli verebiliyorsunuz, daha da uzun gösterebiliyorsunuz, daha ince gösterebiliyorsunuz ve doğru ışıkta, doğru pozda o görüntü yakalayabiliyorsunuz. Yani görüyorsunuz şu an yüzümü. Peki var mı? Ben her zaman bu soruya hangi cevabı verdiğimi hatırlıyor musunuz? Yaşamak. Hiçbir zaman burada karşınıza şunu 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 yaptırdım demem ama siz kör değilsiniz. Bu kadar basit. Herkes gördüğünü görüyor. Minik minik şeyler bence önemli. Sonuçta biz göz önüne çıkıyoruz, ya sahneye çıkıyoruz. Geçtiğimiz sene Serhat Bey'e hani örümcek ağ operasyonuyla falan canlı yayın yaptı. İnanamadım. Hocam önce çiziyorsun değil mi? Evet. Belirliyorsun. Güzel bir dizayn ediyoruz. Evet. Çiziyoruz. Kamil Hanım. Kamil Hanım. Geldim hocam. Seda'yı buradan tebrik ediyorum. Nasıl bir kadın? İnanılmaz yani. Ben inanamadım. İzleyemedim açıkçası. Kapattım bayağı. Evet. İzleyemedim. Arkadaşlar, sağ olun. Abi sana Sinan Akçıl'ı sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda sizin isminizi kullandığı için evliliğinde ufak bir çatırdama olmuş. Bununla ilgili bir şey diyecek misiniz? Hadi senin görüntüsünden başlayalım. Nasıl buldun? Makyaj yok yani, denecek kadar az galiba. Yok denecek kadar yok. Makyajsız kız. Evet, makyajsız değil mi? Zaten evet. Belli oluyor makyajsız oldu. Evet. Yani kötü çıkmış burada. Ama kız olumlu... Mesela gittiği yer çok ünlü bir restoran. Yani İstanbul'un evet, kalbur üstü restoranı. Oraya öyle gidilir mi gidilmez mi? Sıfır makyajla. Ya gidilmez o yani, gidilmez. Bence de gidilmez biliyor yani, musun? Yani bu kadar değil. Atıyorum AVM'ye giderken bilmem nereye giderken atıyorum alışverişe çıktın kendi kendine ama şimdi oradaki belli ki arkadaşlarıyla buluşmaya gitmiş. Şık bir restorana gidiyorsun. Ne bileyim biraz daha özenli olmak gerekir gibi şimdi geldi kadından bana. Kadından kadına birazcık fark ediyor. Yani ben evimin salonuna inerken de böyle inmiyorum yani. Evet, bu başka. Sen biraz Ajda ekolüsü. Bence ama bir kadın her zaman bakımlı olmalı. Bu bir gerçek. Burada bir saçlarda bir yani yağlı bir durum var. Yüz o yani güzel değil. Neden biliyor musun? Starla oynadığı için. Şimdi evet. Dünyada da starlar plajlarda, süpermarketlerde falan makyajsız eşofmanlarla falan çekiliyorlar. Ama burada bir restoran çıkışı, dediği gibi Cengiz'in Türkiye'deki en önemli ilk beşin arasına giren restoranlardan bir tanesi. Şimdi oraya giderken en azından biraz daha çeki düzen vererek gidebilirsin. Bir de kötü gözüküyor. Şimdi makyajsız olursun. Çünkü orada çıkışta gazetecilerin olacağı, muhabirlerin sorusu olacağı, belli. Kameraların, fotoğraf makinelerinin çalışacağı o kadar belli ki. Şimdi bak bu fotoğraf gerçekten de... Doğru bir fotoğraf değil, doğru bir görüntü değil yani. Ne olay biliyor musun? Kendini beğeniyor. Mesela Aleyna'da da var ya aynı şey. Yani evet. bunu anlatamazsın. Öyle diyor zaten. Makyajsız yani, halimle de makyajsız halimle ben kendimle kendini barışayım. Ya kendine barışık olmak kötü bir şey değil aslında. Yani sempatik bir kız aslında. Onu şey yapamıyorum yani eleştirmek de istemiyorum. Ama böyle kötü. Yani sen eğer starla oynuyorsan şu şekilde... röportaj yani böyle public bir yere gidemezsin. Yani çok kötü görüntü çünkü. Boynun kötü duruyor. Buralar kötü. Buralar leke içinde duruyor falan. Yani kız belki de ışık da dediği gibi çok doğru. Bakın yanlış ışık dediği şey o kadar doğru bir şey ki. Ben de dalga geçiyorum ama. Mesela Okan Bayülgen'in programına gittik. Başka iki insan gibi çıkıyorsun. Çünkü karanlıkta saçma sapan bir görüntü çıkıyor. Şimdi buradaki kamera ışıkları da böyle şey küçük ışıklar ya kameranın tamam, üstünde. Evet. Zaten yani oraya belki... kusura bakma da profesyonel ışık götürecek halimiz yok. Kinoları senin kinoları alıp oraya götürsedik. Sen gece dışarı ben çıktın da biz kinolar... muhabirlerle beraber kino da gönderelim. Kino da kurtaramaz bu görüntü. Evet. Yani çünkü o olamaz. Bir özensiz, özensiz hal olduğu açık. Yani natürel olmak başka bir şey. Bakımsız evet. olmak başka bir şey. Hani natür olmak başka bir durum. Ama burada bir bakımsızlık, o saçlar öyle yani... Olmamış yani. Muhabirler soruyor. Şimdi Sinan'ı tam kaldıralım arkadaşlar o görüntüyü. Seda Sayan'ın şey görüntüsünü. Ah. Alın. Al. Ay. 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 Şey ne durum? Muhabirler soruyor ve geçen günlerde Sinan Akçıl
bir röportajı sırasında hadiseden bahsettiği için eşi Burcu Kıratlı ile aralarında sorun olmuş. Bu evliliğin çatırdaması yolunda da onun bir kıskançlık krizinin neden olduğu söyleniyor. Ne demiş hadiseyle alakalı? İşte soruyor muhabirler. Çünkü geçtiğimiz günlerde hadise Erevizyon'la ilgili bir TBT fotoğrafları paylaşmış. İşte 10. yılı mıydı neydi Erevizyon'da yarışmasının. Dolayısıyla o fotoğrafları koyarken tabii ki Sinan'ı falan filan koymadı. Ama o zaman Sinan'la beraberdi. Biz de burada geçen gün yayınlamıştık hatırlıyorsan. Dolayısıyla oradan hareketle işte o yılları falan sordular Sinan'ı. O röportajda Sinan hadiseden bahsedince, bak şimdi hadise bahsetmeden kaçtı, hemen gitti. Sinan niye bana soruyorsunuz, ne alaka diye. Dolayısıyla belki Sinan'ın da öyle yapması gerekiyordu. Hadiseyle ilgili konuşunca eşiyle ilgili, eşi de bundan kıskançlık krizi yaratmış deniyor. Bu mesele tabii ki hadiseye soruluyor. Hadise de yanıt vermiyor meseleye. Şimdi kıskançlık krizi olmuyor mesela eşinin tepki vermesi böyle bir olaya. Bir kadın kocasının eski sevgilisiyle alakalı bir suale cevap vermesini istemez ve buna tepkisi kıskançlık krizi değildir Cengiz. Nedir? Boşanma mıdır yaptığı? Hayır, şöyledir. Kıskançlık krizi değildir. Tepki vermektir yani. Yani bu normal bir tepki diyorsun. Tabii ki çok normal. Kıskançlık değil bu. Yani sen kusura bakma eski sevgilinle alakalı konuşamazsın. Sana peki bakalım Sinan nasıl konuşmuş? O da var. Dün akşam da konuştu çünkü muhabirler yine sordu. Konuşmuş? Bir bakalım Sinan'a. Sinan Akçıl ne diyor? Hemen arkasından da 3-4 gün sonra da Ajda'nın ama yaptığım şarkı çıkacak. O da canın sağ olsun. Oranın sürprizi de Ajda ile beraber oynayacağız klipte. Aa süper. Evet, ona da öyle bir hatıramız olsun istedik. Şarkı da benim şarkım olduğu için. Bu şekilde iki şarkıyla bu yaz yine inşallah iddialıyız. Şu ana kadar YouTube dinlenmesi benim şarkılarımın sağ olsunlar, söylediklerimin yani verdiklerimin değil, 500 milyonu geçti. Hedef yani yıllar içinde bunu 1 milyara ulaştırmak. Arkadaş çevrenizde en çok neyin goy goyunu yaparsınız? Hangi muhabbetin? Ya abi her şeyin goy goyunu yapıyoruz aslında ama en çok tabii hani hadi biraz goy goy yapalım falan. Bu çok kullandı, Burcu'nun da çok kullandığı bir terimdi aslında. Onun da lafından biraz esinlendim diyebilirim. Goy goy terimi. Baktım herkes kullanıyor etrafımda. Ulan dedim ne oluyor yani? Bunu dedim bedavadan şarkı sözü işte. Devamını getirdim. Yani. Burcu Hanım da demişken evet. Çıkan haberler çıktı. Size de birinci ağızdan evet. Duymak isteriz biz de. Ben de birinci ağızdan zaten bu konuyla ilgili konuşmuyorum. Konuşmama kararı aldım bu konuyla ilgili. Burcu'cum siz de anlayış gösterirsiniz. Zaten Ramazan ayındayız şu anda. Hani bunlar gereksiz gündemler şu anda. Biz kendi içimizde bu oluşumu yani ne olacağını hep beraber göreceğiz ama bu konuyla ilgili bana şu anda konuşmak çok doğru gelmiyor açıkçası. Burası doğru mu acaba? Hani beste yapamıyordum artık. Bu yalan tabii ki. Beste yapamıyor dediğin... Hayır, hiç. Bu tamamen uydurma. Uydurma bir haber bu. Bazı mesela daha eskiden sanatçılarda da olurdu mesela. Evlendikten sonra. Yok sen... Yani aşık olduktan sonra bazı üretkenliğini sanki biraz kaybediyor. Şey, Selami Şahin falan mı? Ustalar devam... Evlenmelerine rağmen devam ediyor ustalar onlar. Abi şimdi öyle bir şey olsa ben Berkay Edelileri yaptım. Ebru Gündeş Çabuk Unutma yeni çıkıyor. Ajda çıkıyor, benim şarkım çıkıyor. Onun dışında Funda Arar çıkıyor. Yani demek ki hiç öyle bir sorun yokmuş. Sadece ben konserlerimden vakit buldukça şarkı verebiliyorum insanlara. Yoksa çok büyük bir talep var sağ olsunlar. Teveccüh gösteriyorlar ama ben gerçekten hissettiğim zaman, Ajda'ya hissettim mesela bu yaz. Başka birisine şarkı yapma durumum vardı. Onunla kendi şarkım Goy Goy ve Canın sağ olsunlar çok güveniyorum ama o uydurma bir haber, onu buradan düzeltmiş olayım. Hiç öyle bir bu tarz bir etkilenme olmadı. Ama başka cümlenizde de şey vardı hani söylediniz ya konuşacağız, gözden geçireceğiz diye. Şu anda bir sorun mu var? İşte onları konuşmak oluyor bunlar. Evet, şu anda onları konuşmak istemiyor. İftardan bir gün önce verdiği röportajdı bu. Sonra bu röportajdan bir gün sonra zaten iftara eşi Burcu Kıratlı ile birlikte gitti. Ama burada zaten bir problem olduğunu söylüyor. Evet, yani söyle. Bunlara konuşacağız, çözeceğiz. Gözlerine ne olmuş bu çocuğun? Bir ne acayip olmuş? Bakıyor göz bebekleri falan. Bilmiyorum. Farkında değil misin? Baksana. Ne olmuş? Hadi bak şuradan gözleri kanlı mağlı. Valla gözüm belki bozuk. Nedir çocuğun? Klip, klip çekiminde mı? Makyaj falan filan yapmış olabilir. Işıktan olabilir. Işıktan olabilir. Makyajlardan. Evet. Peki işte hadisenin şeyine bakalım arkadaşlar. Fiyat listesi vardı tabii ki. Fiyat listesini soruyor. Bunlar artık konuşulacak şeyler mi? Bunlar artık ayaküstü konuşuyor muyuz diye.
hadise sordu. Çünkü 750 bin lira aldığı söylendi. Kıbrıs, Çeşme, Avusturya konserler için. 250 şer lira. 250 şer lira. Bayramda bayram tarifesi olabilir. Ben Kıbrıs'taydım ya, öğrendim kimin ne aldığını. Öyle mi? Sen de evet. Açıkla o zaman. Ne açıklayacağım? Ayıp şimdi otelden öğrendim. Çünkü kaldığım otelde konser yapıyorlar. Evet. Ebru Gündeş'te ikisini ne aldığını öğrendim ama bu rakam değil. Değil mi? 250 binden aşırı düşük mü? Evet. Ama bu bayram. Efendim? 160 bin, 180 bin lira falan alıyorlar. Bu bayram tarifesi. İşte ama bu da evet. Değil. Gülşen 650 bin yazıyor gördüğünüz gibi. Yıldız değil be 650 bin. Bunlar üçer. Gülşen'inki 4 taneymiş. Üçer konser. Hande Yener 600 bin. Kıbrıs, Bodrum, Didim, Edirne, Mersin. 5 konser. Bak 120 bin lira falan alıyor Hande Yener. Serkan Kaya 600 bin. 200 bin lira almış. Bülent Ersoy 500 bin. Serkan Kaya. Kıbrıs, Çeşme, İstanbul. Bunların çoğu 90 bine falan gidiyor. Öyle mi? Sibelcan evet. 450 bin. 2 konser mesela. Kıbrıs, Antalya. Sibel'in doğru. 220. Sibel 150 ile 200 arası alıyor. Evet, bayram tarifesinde falan. Daha yüksek. Orada da alabilir evet. Aleyna Tilki 100 bin lira diyor. Yani 90 ile 100'ler doğru. Öyle mi? O 90 ile 100'ler doğru ama 300'ler 500'ler falan öyle bir şey yok yani. Peki bu rakamlar sanatçıların başını nasıl ağrıtıyor? Berkay'ın başı ağrıdı. Niye? Çünkü Arda ile biliyorsun kavgasından sonra tamam. Mahkemede verdiği ifadeden sonra orada kazancını söylemişti. Onunla ilgili haberimiz var. Ne zaman? Reklamlardan sonra burada olacağız. Çak oldum ellerindeyim. Gonca Voslateri aşk sarhoşu. Özgür Mumcu'yla yaşadığı yeni ilişkiyi ilk kez TV 100 kamerasının görüntülediği Gonca Voslateri Cihangir sokaklarında aşkını nasıl haykırdı? Sevdim güzel huyum. Birazdan böyle unutulmaz, böyle unutulur. Hande Ataizi'nin eski eşi Benjamin Harvey kiminle yeni bir aşka yelken açtı? Ben sensiz ve hain bildiğin her anlamda. Birazdan gölgen dolaşır gibi sanki peşimde. Berkay'ın hesapları Maliye'nin yakın markajında. İsyanlardayım, isyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım. Arda Turan'la devam eden davası kapsamında hesapları incelemeye alınan Berkay'ın başı Maliye ile derde mi girdi? Evet, bomba haberler birazdan ekrana gelecek. Şimdi reklamlardan önce Sinan Akçıl'ı gösteriyorduk. 4 aylık evliliği yürütemiyorlar. Artık günümüzde böyle evlilikler tambur tumbur gidiyor yani. Çok kısa. Bak 22 yıl evliliği başarılı yürüten var. Biri futbolcu, biri Işıl Reçber. Eski güzel. Ya, tabii. Ya, 22 ama yıl olmuş. Bir görelim. Bakın nasıl yürütüyorlar. Yürüten nasıl yürütüyor? Anlatacağım sana ama Işıl, evet. Işıl anlattı bana. Öyle mi? Bir görelim arkadaşlar fotoğrafları. Sizleri sohbet edemediğim için ama buralardayız. Nasıl gidiyor? Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Çok mersiyiz arkadaşlar. Ailece yemek yedik. Gidiyoruz. İşte
Çok teşekkür. Çok zamandır göremiyoruz sizleri. Evet. Ya aslında tabii ki hep birlikteyiz de tesadüf etmemiştir. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Ailece yemeğe çıkmışlar. 22. yıllarını kutluyor. Tebrikler ve fotoğrafları da paylaştılar. Onları da görelim. 22 yıl önce evet dedik. Öncesinde 1-2 yıl daha var. 24 olmuş bak. Ömrümün yarısından fazlası senin Rüştü Reçber. Çok şükür. Birlikte büyüdük. Birlikte öğrendik. Love you. Aşkın, sevginin olduğu evlilikler bitmesin. Allah güzel yuvaları korusun. İnşallah, amin, maşallah diye bu fotoğrafları paylaştı Işıl Reçber. Şimdi Rüştü çok agresif bir kaleci olabilir, çok başarılı bir kaleci olabilir ama orada evde söz Işıl'ın. Işıl'da mı? Daha bir Rüştü'nün yanlışlıkla bir masada oturup o masaya bir kadının gelmesi arkadaşının yanında veyahut da bir başkasına mümkün bile olamaz. Yani orada oturamaz bile. Hani demek ki el ele, Cem Özel el ele şezlonglu, yani öyle bir Rüştü'ye şey. Rüştü'ye kılıbık mı diyorsun yani? Kılıbık değil. Çok ideal bir erkek. Evet, bir siz erkekler birbirinizi doldurun zaten. İşte yani hanım da öyle oldunuz. Hani, yani düzgün yok, adam düzgün adam böyle olur. Bak işinde de bak kariyeri bence güzel eşini, gitti. Eşinin sözünü dinlemek kılıbıklık falan değil zaten. Herhalde. Doğru, çünkü kadınlar doğru bizden yani çok daha akıllılar. Bak, ciddi bak, söylüyorum. Bunu kabul ediyorsunuz değil mi? Ben erkek olarak kabul ediyorum. Ya biraz hinlik, kafalarınız hinliğe çalışıyor ama ha, o kadar kusur da hinliğe çalışıyor diyorum derken biz de kendi yuvamızı, ailemizi korumaya evet çalışıyoruz. Yani ama erkeklere göre çok daha gerçekten çünkü, pek çok konuda. Şimdi kadın var, kadın var. Biz doğru kadınlar tarafından bakıyoruz. Aynen, tabii. Bu kadın bir futbolcuyla beraber de futbolcuların etrafında da çok kadınlar oluyor biliyorsun. Hele takım arkadaşlarının etrafında falan. Adam bir gün daha onlara uymadı. Bir gün daha düştüğü kızla erkekli bir grup bir masada göremeyiz Işıl evet olmadan. O da bu evliliğin kurallarına uydu. Karısına belki sıkıcı geldi zaman zaman ama bu kurallara uydu. Onu karısını üzmedi. Yani bu iş böyle. Bu iş erkekte bitiyor. Bak inan ki bana. Doğru. Çünkü hiçbir kadın durup dururken kocasından ayrılmak istemiyor. Bazıları manyak gidiyor kocalarını aldatıyorlar falan. Hmm. Onlar ayrı bir case. Onların kafaları, onlar çocukluktan araştırılmalı bence. Gerçekten onlar bir hasta. Ama onların dışındaki hiçbir kadın kocamdan ayrılayım evet demez. O Tuvana diye büyük kızları var. Mehmet Burak diye oğulları var. İki çocukları var ve 22 yıllık çok harika. Bu evlilikte çatışma olmamış mıdır, kavga gürültü olmamış. O her herkesin ilişkisinde olmaz olur. Ama önemli olan o birbirlerine sevgiyi, saygıyı. Bilmişler ki birbirlerinden daha önemli hiçbir şey yok. Bu çok önemli arkadaşlar. Bak hissettiriyor. Adamın bak eline tutuşuna parmak koymayı şeklini gördün mü? O parmak bak şefkattir. O demek ki. Tamam mı Cem? Cem Özel. Bir daha o parmağı görür müyüm? Yani böyle o parmak şeydir, o şefkat yani. O şefkatle sana sarılıyorum demek. Neyse. Peki, dünkü haberimize bakalım şimdi. Nereden başladı bu ilişki? Gonca Vuslateri ve Özgür Mumcu. Dün özel haberimizdi. Pek çok yerde de yer alıyor bugün. Dünden beri çok konuşuldu. Nasıl başlamış bu ilişki? Nasıl yürümüş bir bakalım. Oyunca koltuğum ellerindeyim. Gonca Vuslateri aşk sarhoşu. Bir yıl önce ses mühendisi Burak Ertoğan'dan boşanan oyuncu Gonca Vuslateri'nin Özgür Mumcu ile yaşadığı yeni aşk magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevdim malum ki en güzel huyum şu dünya. Efsane gazeteci Uğur Mumcu'nun oğlu olan Özgür Mumcu ile yeni bir aşka yelken açan Gonca Vuslateri'yi sevgilisiyle ilk kez TV 100 magazin ekibi görüntüledi. Cihangir'de oturan Özgür Mumcu ve Gonca Vuslateri ilk olarak sokakta arkadaş grubuyla objektifimize takılıyor. Bu sırada ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmıyor. Felaket, felaket, felaket.
Sokağı kahkahalarıyla inleten Gonca Vuslateri bir ara anahtarlığındaki oyuncağı sallayarak arkadaşlarını güldürüyor. Aşk bir kahkaha, senden duyunca daha güzel. Muzip hareketlerine devam eden Gonca Vuslateri bu kez anahtarlığı Özgür Mumcu'ya doğru sallamaya devam ediyor. Daha sonra bir mekana oturan ikiliden Gonca Vuslateri şarkı söylemeye başlıyor. Özgür Mumcu da ünlü oyuncuya tempo tutarak eşlik ediyor. Şarkı bittiğinde Gonca Vuslateri elini kaldırırken Özgür Mumcu da bağırarak şarkı söylemeye devam ediyor. Gonca Vuslateri'nin bir ara Özgür Mumcu'ya hayran hayran bakması dikkat çekiyor. Daha sonra masadan kopan ikilinin sohbeti iyice koyulaşıyor. İlerleyen saatlerde mekandan beraber ayrılan Gonca Vuslateri ile Özgür Mumcu çifti sokakta el ele tutuşuyor. El ele dolaştır beni, takmam kimseleri, sen el ele, el ele. Karanlık sokakta el ele yürüyen çiftten Gonca Vuslateri ilginç hareketlere de imza atıyor. Dikilse dağılırdı karalar, bu yüzden ben ona meftun. Yanına mecburum. Tekrar el ele yürümeye devam eden çift bu kez kollarını havaya kaldırarak şarkılar söylüyor. Sonra Cihangir'de bir apartmana giriyor. Hadi ya. Özgür Mumcu, geçmişte şarkıcı Sıla, avukat Bilge Öztürk ve oyuncu Sezin Akbaşoğulları ile yaşadığı beraberliklerle de adından söz ettirmişti. Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam, kaçarsam tut. Evet, işte bir aşk hikayesi böyle başladı. Dün bir kısmını yayınlamıştık. Gonca ile konuştum. Konuştun mu? Hı. Ne diyor? Ay diyor, kuzenim gibi bakıyorum ha diyor. Yani öyle aşk maşk diyor. Ya hiç güleceğim yoktu. Söz diyor Cengiz'e, bir şey olursa size söyleyeceğim dedi. Hiç ama dedim yani güleceğim hani... yoktu. Kuzeniyle beraber bakalım. Kuzeni gibi gördüğü Özgür'le. Ay bu Gonca çok tatlı kız ama ya. Bayılıyorum ya. Yani evet. O şimdi gerçekten aşık değil. Belki aşık değil çocuğa. Ya el ele geziyorlar, sarmaş dolaştılar, beraber şimdi eve gidiyorlar. Artık gördüğün gibi arkadaşlar plajda el ele olabiliyorlar. Kuzenler caddede ele... Artık böyle yani, yapılacak bir şey yok. Yazın arkadaşlar, Gonca Vuslateri, Özgür Mumcu'yu kuzenim gibi görüyorum. Evet, aynen öyle. Kayıtlara geçsin ki. Demek elektrik geçmiş. Hayır, yarın kayıtlara geçsin ki. Evet. Yarın öbür gün kuzeniyle daha yakın gördüğümüzde. Ya öyle dedi. Ben dedi kuzenim gibi ya, o dedi yıllardır çok yakın arkadaşım dedi. Ama şimdi bak bir şey söyleyeceğim sana. El ele görüntüler olduğu için Gonca'cığım yani. Çok kuzen. Hı? Çok kuzen. Kuzen gel ya hadi. Yani anlamadım. Bu bir kere şeylerin, akrabaların ve yakın arkadaşların böyle el ele teması olmasını anlamıyor. Biz ilkokuldayken en yakın arkadaşlarımızla kız kıza el ele dolaşırdık bahçede. Onu biliyorum. Ama şimdi arkadaşlar yetişkin olduğunda bunu yaptığın zaman saçmalık oluyor. Ha eski dünyada olmuş olsaydık, hani bu kirlenmemiş dünyada, tamamdı. Ama şimdi garipseniyor bunlar. Yani kuzenlerin el ele dolaşması. Ondan sonra arkadaşlarının, karılarının, arkadaşlarıyla... Kuzen gibi görüyorum demiş ya. Kuzen gibi görüyorum. Kuzen gibi görüyorum. Ama kuzen gibi, akrabam gibi görüyorum demek. Evet. Yani aramızda herhangi bir şey yok diyor da yani bu sarmaş dolaş fotoğraflar yolda beraber... İşte yani o kadar yakınız ki diyor kuzen. Vallahi diyor bir şey olursa söyleyeceğim diyor. Hala diyor aşk yok diyor yani. Elektrik alamadı bence.
Ha. O zaman elektrik alınca birdenbire hemen erkekler der ya, kardeşim gibi görüyor falan. Gonca'da kuzen, kuzenim Gonca'da gibi görüyorum diye. Belki geçen ay Özgür Mumcu'nun bir YouTube kanalına konuk olmuştu. Zaten oradaki ilk yakınlaşmada muhtemelen daha önce ama çok tatlı duruyorsunuz. Ha, hiç yani değerlendir bence. Herhalde. Kuzen gözüyle kuzen de böyle bir. Vallahi yakışmışsınız. Ha, çok beğendim ben böyle. Ha, bir büyük verin bakalım. Bir büyük verelim. Ha. Ay. Evet. Keşke kuzen gibi görseniz. Vallahi yakışmışsınız. Evet bak. Kuzenler. Bu Gonca çok tatlı bir kız ya. Acayip. Evet. Kesinlikle. Peki Özgür Mumcu'yu kuzenim gibi görüyorum diye açıklamasını yaptı işte. Duymadık demeyine. Bakalım. Kuzen. Bu kuzen ne olur yarın öbür gün göreceğiz. Dur bakalım. Kuzen olarak kalacak mı? Evet. Yoksa sevgili. Kazın mı olacak? Ben çok tatlı. Kuzen gibi görmedim meseleyi. Peki bakalım hemen bir iki fotoğrafa. Engin Altan düz yatana bakalım. Bak oğlu Emir Aras'la beraber fotoğrafını paylaştı. Bu hafta final yapıyor dizi işte. Bir büyük verelim arkadaşlar. Teknede Türk bayrağının altında oğlu Emir Aras. Oğlu Emir Aras'ın yüzünü yine göstermiyor tabii. Nazar değer görünmesin diye. Evet. Şimdi bu ünlülerin... hepsini anlıyorum. İlk önce bir yüz göstermeme şeyine giriyorlar. Böyle bir triplerine giriyorlar. Çocukların yüzü görünüyor. Bu hiçbir zaman sonsuza kadar devam etmiyor arkadaşlar. Etmiyor, etmeyecek yani. Ama o yüzden hani... Ufakken ne bileyim 2, 3 işte kaç yaşında? Yani ne alakası? O zaman 3 yaşında da nazar değebilir. Bu tripleri sevmiyorum yani. Bak, çünkü ya, bunlar ünlü çocuklarıyız ya. Pera, olmuyor. Ya bak Pera'yla şey yani ben böyle şeye hani çok yapmam, inanmam. Ya sen inanmam dediğin her şeyi, yapmam dediğin her şeyi, makyaj dahil hepsini yapıyorsun biliyor musun? Perelemize tatile gittik baş başa ilk defa. Milano'ya gittik. Hastalandı biliyor musun orada? Ya hem de nasıl hastalandı falan filan. Ama şimdi bunu ona bağlamak falan filan ne kadar nazar, doğru? Ya fotoğraf ben şöyle bir şey, ben artık gideceğimiz yerleri de önceden söylememeye karar verdim. Bak gördün mü? Sen o zaman ufacık çocuğun yüzünü göstermemelerine itiraz ediyorsun. Kocaman Yaşar'la beraber gideceksin. Yeri söylemiyorsun. Hayatım yok. Yani bir gün geldi bir tane hayranımız dedi ki sizi bu otelde olduğunuzu gördüm buraya geldim. He, olabilir, i̇şte, al onlarla şimdi ilgilenmek zorunda kaldı. Çok da tatlı iyi yapmışlar. Yani aslında evet her yaşadığını her anını da koymamak lazım. Doğru söylüyorsun. Evet. Peki hemen diğerine bakalım. Ama hani saklamak nasıl olsa görünecek bir gün. Pilates eğitmeni sertifikası var. Bu sefer ama evinin kapılarını falan yamultmamış. Bir büyük verelim bunda. Bu sefer bak çünkü evi kapıyı çerçeveyi Photoshop'luyor, programlarda yamultuyor. Bu sefer herhangi bir maraz bulamadık. Ünlü model evde yaptığı hareketlerle yoga ve pilates konusundaki uzmanlığını sergilemiş. Vallahi bravo. Zaten Ebru'nun gerçekten yamultmasına da hiç gerek yok. Çünkü Ebru'nun gayet yani, düzgün bir fiziği var. Yani o yamultuyorsa biz ne yapalım? Yani ama şöyle bazıları, yani şöyle bak şöyle bir şey oluyor. Bir yerinden bir yerin dışarıya çıkık duruyor mesela. Yani şimdi zayıf insanın daha fazla kendini inceltecek bir durum yok. Ama mesela atıyorum şu Titan'ın oradan bir şey fırtlamış olur. Onu çekerken arkadaki duvar da yamuldu. Duvar da yamuldu. Ben bugün kendime yine yani ben de şu anda 36 bedenim arkadaşlar. 56 kiloyum. Şimdi artık zayıfım yani hani şey kilomu indirecek bir durumum yok. Fakat pantolonun burası fırtlamış. Kolumun da şurası vatkadan dolayı kalın çıkmış. Tamam beğenmedim. Resmi daraltayım derken tabii yanında da Yaşar var tamam mı? Yaşar ne oldu şimdi? Yaşar'ın yüzüne felç gelmiş. Ona hiç bakmıyorum ya. Ya. Yaşar beni arıyor deli gibi. Ben de o sırada burada yayında mıyım neyi var? Ya, ne oldu dedim Yaşar biliyorsun dedim yayındayım dedi. Seren dedi yani ne yapıyorsun dedi. Dedim, ne yaptım dedi. Çünkü yanınıza gelip bakmıyorsunuz bile. Bir tek kendini görüyorsunuz şey biliyor musun? Yaşar, ben omuzumu daraltmışım ya orada. Adam yamulmuş. Adamın bari. Çenesi de bana doğru gelmiş. Felç gelmiş Yaşar. Allah korusun ya Rabbim ya. Hani öyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Ama bu demek değildir ki bütün... bedenini değiştiriyor. Öyle bir şey yok yani. Bu kızın da yok bir arızası. Kendiliğinden işte mükemmelliyetçilikten. Evet. Peki Atademir'in Boğaziçi'nde tatili devam ediyor. Görelim bakalım bu sefer de. Gemileri saymıyor. Annesiyle beraber fotoğrafını paylaşmış. İşte oh. Zaten ben anne anladım. Evet. Şimdi çözdüm meseleyi. Şimdi çözdüm meseleyi. Beyazıt Öztürk. Atademir'e. Atademir'e.
İşte böyle anneci aynen. olan çocukların zaten ya. Özel hayatlarının mutlu olmaları mümkün. Yalnız demiştik işte annesiyle beraber olduğunu. Annesi orada fotoğrafı... mı yaşıyor deme sakın. He? Orada mı annesi de? Yok annesi beraber de. Gitmişler yani birlikte. Evet. Peki masaladan sonra bakalım. Eşi Biricik Süden'le köpekleriyle park gezintisi yapıyor. İşte Masar. Evet ve Biricik Süden. Kocaman bir köpekleri var. Ay çok tatlı evet ya. Kocaman iki taneydi galiba bunlar. Evlerine gittim. Kocaman köpekler böyle evin içinde geziyor falan. Herhalde normal. Aynen nefisti yani. Peki Sezen Aksu'ya bakalım. Kedisi Sütlü'yle bak nasıl sohbet ediyor. Konuşuyor kedi biliyor musun? Ne diyorsun annene? Ne kızı? Hayır söyle bakayım ne diyorsun? Allah Allah canım. Evet. Çok seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum Sütlü. O kadar çok ki anlatamam. Anlatamayacağım kadar çok seviyorum kızım seni. Ay sen benim çocuğumsun. Gerçekten çocuğumsun sen benim. Ya çok tatlı. Aynı ben de böyle seviyorum. Benim evladım onlar ya. Yani gerçekten Sezen Aksu, çocuğum. Bayağı kedisi Sütlü. Nasıl adı sevdiğini sütlüymüş. Belli biliyor musun? Orada dile gelecekler aynen. bunlar da yani. Onların konuşacak o kadar sevdiğimizi baksana. Biliyorlar ki aynen. Evet. Allah'ım ya Rabbim ne kadar bir aşk bunları sevmek ya. Bunları sevmeyen gerçekten insan sevemez. Bunları evinde eve falan almıyorum falan diyenler var ya. Evet. O kadar kızıyorum ki onların kalbi yok bence. Gerçekten kötü insanlar bunlar. Yani eve almamak ne? Yani ne pislik. Demek o ya? Yani almayabilir, sevmeyebilir. Kedi sevmek zorunda değil. Daha köpek. Doğrusu şundan dolayı sevmeyebilir. Hayvan. Nasıl? Kedi sevmek zorunda mı herkes? Kedi köpek sevmek zorunda değil ama sevmeyen... Emin almak zorunda mı? Yani kalbi yok ya zorunda da... diye bir şey yok. Evet, hiçbir şeyin onlara... zorunda değilsin bizim o zaman. Bizim evde de kedi köpek yok mesela ne yapacağız? Sen çocuklar yarın köpek sesi almaz mısın? Ay köpek arkadaşlarımızın köpeği ya da üst komşunun köpeği falan geliyor. Hayır, sonra belki daha ileriki yaşta almak isterse alır mısın almaz mısın? Şu istiyorlar. Ama bakmayacaklarını biliyorum. İlgilenmeyecekler. Çünkü geçici bir heves olduğunu düşünüyorum. Köpeği... Geçici bir heves olduğunu düşündüğün için almıyorsun ama. Tabii ki. Yani tabii. köpekten iğrendiğin, evet. tıs pıs ya. Yaptığı için değil. Şimdi, ondan değil. Şimdi Sezen Aksu'nun evine gitmiştim ben bir gün. Yıllarca da köpeğim oldu. Yani. İşte. Yani o köpeği, o hayvan sevgisi olan insan sevgisi olur zaten. Bu eşittir bu. Yani hayvan sahibi olmana gerek yok. Sokaktaki hayvanı da, her türlü canlıyı da... Seversen hayır mesela problem... sokakta buldun mesela hayvan kötü durumda alıp mesela evine götürmez misin? Şimdi bazıları aldık evime işte bir almam. Tane köpeği aldık öyle. Pera servise biniyor sabah 6.30 mi bir tane şey köpek. Sokak ne onun adı? Sokak köpeği değil. Cins köpek. Aa. Sokakta geziyor ama nasıl biliyor musun? Hayvan devrilecek. Ah yavrum evet. Ölüyor falan herhalde hayvan. Pera'nın peşine takıldı servise giderken. Pera şey yapıyor falan. Ah yavrum. Baba dedi eve alalım dedi şey yapıyor. Aldık eve köpeği. Evet. Aldık köpeği karşısında veteriner var bizim. Tamam. Veterinere verdik, veterinere baktırdık falan tamam. filan. Sonra... Hayvan meğer açlıktan ölüyormuş. Gerçekten atılmış şeye. Ah sonra? Bana niye haber vermedin? Bu yazın oldu. Evet. Şeye nedir onun adı? Köpeğe veterinere verdik. Veteriner de iğneleri, aşıları falan filan bizde geldi. Ama tabii ki muhtemelen köpek eğitimsiz olduğu için atılmış. Evde her şey oraya buraya şişli kakasını yapıyor falan filan. Neyse evet, ona da razıyız şey yapıyoruz. Veterinere verdik falan filan. Ne oldu ama yani sonuç? Sonra bir arkadaşım sahiplenmek istedi. Sosyal medyadan şeyini paylaştım. Tamam. Sahiplenmek isteyen var mı diye. Sen şu an harikulade hayat yaşıyor. Ah çok sevindim arkadaşım. Nagihan da evet. Ama sende kalmadı iyi olmuş. Nagihan'cım öyle. Dolayısıyla sokakta falan gördüğünüz Allah zaman razı şey olsun size. Peki aşk haberlerine geçiyoruz. Songül Öden'e soruyorlar aşk nedir diye. Bak ne yanıt veriyor. Ben beni ben. Songül Öden aşk konusunda sınıfta kaldı. Bu sezon bir aile hikayesi dizisinde başrol oynayan Songül Öden bir derginin kapak çekimi için objektif karşısına geçti. Çekim sırasında kısa sorulara da yanıt veren oyuncu sadece bir tek soruda takıldı. O da aşk. Vallahi bilmiyorum. Daha önce Kerem Alışık'la 8 yıl beraberlik yaşayan güzel oyuncu aşk nedir sorusuna vallahi bilmiyorum cevabını verdi. Umutsuz ev kadınları ya. İstanbul'u çok seviyorum. Vallahi bilmiyorum. Evet.
Kerem Alışık'la bayağı uzun bir zaman. 8 yıl. Tabii evlenecekler diye beklenirken Kerem zaten ıssız adam olduğu için evlenmediler. Ama evlenselerdi mutlu olurlardı. Evet. 4 sene önce Mayıs ayında evleneceklerdi. Ayrıldılar. 4 yıldır ama Songül'ü böyle hiç... Kimseyle görmedik. Evet. Yani zaten Kerem'le olduktan sonra çok uzun bir zaman, kadınlar çok uzun bir zaman bir şey yaşayamıyorlar. Sibel Turnagöl de öyleydi. Ondan sonra ama... Kerem'in şeyi mi bu? Ya Kerem çok iyi bir adam. İyi oldu yani. Dünyadaki yani benim yani ben çok severim. Babalarımız da çok yakın, annelerimiz de arkadaşlardı. Beraber büyüdük neyse, benden büyüktür ama ben gerçekten onu çok severim. Çok doğru duran bir adam, çok düzgün bir adam, çok sahip bir ama zorlukları var mı? Bakkala in bana gofret al dersin mesela. Ben bakkala inemem. Niye inemem? Bakkala gidemem. Hep böyle bir zor bir adam yani. Slow motion yaşadı. Öyle. Biz dedim ki yani ne yapayım? Beraber dizi çektik Kerem'le. Şeyde çok dakik. He. Ben de yani birazcık makyajım falan sürüyordu. Seren'cim bekletiyorsun bizi. Dedim ki ne yapalım, makyaj yapıyorum falan, kızıyordum mesela. Biz ne dedik? Hep böyle konuşma tarzı falan böyle. Ama çok iyi bir çocuktur yani hakikaten. Neden olmadığını bilmiyorum. Neden ama. Bence evlilik fobisi var Kerem'de. Öyle mi? Kerem yalnızlığa o kadar alışmış ki şiirler, mirler falan filan. Yani o Sibel Turnagöl'le olan evlilikten sonra çocuğu da oldu. Belki bir daha çocuk yapmak istemedi. Hı hı. Yani o yalnızlığa alışık bir adam. Yani sonucunda yalnız kalmak istiyor. Tekrar bir çocuk, şimdi Songül'le evlenseydi bir çocuk gerekecekti. Kendi oğlu var zaten, onu zar zor büyüttüler. Yani o yüzden de tekrardan aynı hikayeyi yaşamak istemedi. 8 sene bir ilişki yaşadılar, bitti ama çok yakışıyorlardı. Ben üzülmüştüm mesela. Şalpan İlhan vefat ettikten sonra kısa bir süre sonra Songül Öden'in babası vefat etmişti. Evet. Ondan sonra evlilik kararı almışlardı ama olmadı. Hatta Kerem hayatımdaki bütün önemli şeyler S ile başlıyor diye, işte Songül, Sadri babası, Sibel hep S diye. İşte ama bir kıymet yani bir şey yapabilseydin iyi olacaktı. Ama yani hiçbir hata bulamam ben Kerem'e. Çünkü çok düzgün. Ne yalanı var, ne osu var, ne busu var, ne içki içmez. Evet. Sigara, yani hiç öyle bir çocuk, gece hayatı sıfır. Tam evcimen falan bir çocuk. Ama arzusu yazacak, şiir yazacak, yalnızlığı. Hep melankoli yani. İçmeden sarhoş bir çocuktur yani ama dünya iyisi de bir çocuktur yani. Evet, bir zamanlar Çukurova dizisinde oynuyor. Güzel de bir dizide. Çok güzel iyi de bir oyuncu oldu babasının. Artı şunu da ben şurada itiraf etmek isterim. Sanatçı çocukları içerisinde, yani buna ben de dahilim, babasının adını en güzel yaşatan kişidir Kerem. Kesinlikle. Yani. Onu tebrik, hiçbirimiz yapamadık bunları. Sadece Alışık ödül törenleri mesela. Evet, çok prestijli bir ödül töreni haline çevrildi yani. 22. yılı mıydı neydi? Yıllardır aferin çok ona. Başarılı yapıyor. Ama Songül Öden'de aşk nedir sorusuna vallahi bilmiyorum yanıtını veriyor işte. Evet, inşallah aradığı aşkı, gönlündeki aşkı bulur diyelim. Ne diyelim? Peki Aleyna Tilki'ye bakalım. Aleyna Tilki aynen sözlerinden, tavırlarından, işte bu pozlarından... Sen ne kadar da fazla diyorsun yani. Fazla fazla, büyük büyük böyle. Şimdi Aleyna Tilki'nin yanına bir de kardeşi geliyor galiba. Geliyor mu? Geliyor. Kardeş yansı. Evet. Aynen. Küçük Tilki. Bir görelim bakalım. Evet, bak işte. Kardeşi oyuncu oluyor diye bu haber var. Kardeşi oyuncu oluyor. Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça oyunculuğa adım atmaya hazırlanıyor. 14 yaşındaki Ayça Tilki çekimlere yakında başlayacak Masal Şatosu adlı çocuk filminde rol alacakmış. Şimdi de yeni çekimler başladı. Evet. Olabilir. Ya. Olacak yani, yapılacak. Biri müzisyen, biri de oyuncu olacak. Olsun. Ne yapalım yani? O ne olmak istiyor? Kim neye istiyor? Acaba merak ediyorum. Şeyde Ayça da 3 gün sonra uçak düşerse oyunculuk sektörü biter, dizi sektörü biter diye paylaşımlarda bulunacak mı? Yok. Ego geçer mi kardeşe? Ama bu çocuk dizilerinde olanların, oynayanların sonra bahtı iyi olmuyor. Selena gibi. bir... Kız Selena kaldı. Bir neydi? Aynen, sihir. Neydi bu? Ne masalında oynayacakmış? Sihir mi? Masal şatosu. Masal şatosu ne kalacak biliyor musun? Büyüyecek. Çocuk, çünkü yani şeye çok üzülüyorum ya. Hep bakacak kızın adına Selena diyorum biliyor musun? Gerçek ismi unutuyor. Sinem Kobal. Vallahi ben yerinde olsam Selena'nın yapımcısını Sinem Kobal'a tekrardan büyümüş halini yaptırırım. Nasıl? Çok güzel fikir.
O tuttu çünkü tutan bir şeyi götürmekte fayda var. Cumartesi gecesi yayınlanan Okan Bayülgen'in programına bakalım. Uykusuzlar Kulübü ve 3. haftasında da yine çok konuşuldu. Ebru Yaşar da konuktu. Bir izleyelim bakalım neler varmış. Bir arkadaşım ve onu ağırlamaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Hanımlar beyler Ebru Yaşar! Oturacağım bilemedim. Ayarlayamadım tabii eteğin boyunu. Evet. Hani sağdan mı olsun bu kısalık, soldan mı derken açılar ayarlamamış. Nasıl arzu ederseniz. Bak, şöyle yapacağım ben hemen. Peki. Şöyle. Evet. Merhaba canım. Nasıl? Ay. Mükemmelsin. İyiyiz işte biz mükemmelsin. De nasıl olalım. Ama biliyorsun seninle beraber ilk defa masa dışı bir ortamda bir araya geliyoruz. Şahanesin. Genelde. Hep çok severim. Bütün katıldığın. Hep severim, hep arkamdan konuş. Evet. Eşiniz beyefendi bir çiçek döşemişler masanın altına. Çok teşekkür sağ ederim olsun. Eşime evet. Ama ben bu çiçeği seninle ve bütün buradaki misafirlerimize paylaşmak istiyorum. Kabul edersin. Harikulade. İkiz çocuklarımız var. Onlar evet. Ne kadar oldular? Valla ikiz çocuklar var ama ben hala var olduklarına inanamıyorum. Ne kadar oldular? 2 yaş. 2-300 yani 2-3. Kaç? 2-300. Yani 2 yaş. Tahmini olarak. Tahmini 2 yıl 3 ay. 2-300 işte. Yani öyle bir şey oluyor. Yani hayatımın en zor anlarıydı diyebilirim. Gerçekten çok zordu. Hem psikolojik olarak çok zordu hem taşımak açısından çok zordu. O kadar zordu ki sadece ikiz gebeliğimde herhalde dünyada birkaç taneden bir tanesi sayılabilirim. Çünkü doktorlarım öyle söylediler. Sadece 9 kilo aldım. Ama finalde işte her zorluğun bir güzelliği varmış ya onu da yaşadım. Bir daha hamile kalsam bir daha ikiz çocuklarım olsun isterim. O kadar güzel, zor ama o kadar da yani muhteşem bir duygu. Fantazi müzikte bu kadar çok ödül alıyorsun ama ve lakin... Yani şöyle konuşmuyorsun mesela demiyorsun ki işte Ayşe şarkı söyleyemiyor ben şarkı söylüyorum Fatma şarkı söyleyemiyor ben şarkı söylüyorum falan. Bu tip polemikler yapmıyorsun. Niçin yapmıyorsun? Ya bunu? Onu o kadar çok herkes söylüyor ki benim söylememe gerek yok zaten. Herkes söylüyor yani o şarkı söyleyemiyor bu şarkı söyleyemiyor. Yani bunu insanlar ayırt edebiliyorlar benim söylememe gerek yok ki. Ben söyleyebiliyorum ki hala işte 22 sene olmuş 22 senedir bana işte bir şekilde... Evlerini, gönüllerini açmışlar, dinliyorlar. İşte 4 sene sonra, 5 sene sonra bir albüm yapıyorum. Tekrar alıyorlar beni, bir yerlere taşıyorlar. O zaman benim eski arkadaşım olduğu için evet. Bu akşam medya arkası bölümünü beraberce yapıyoruz. Ha, işte geldik asıl meseleye. Bülent Hanım diyor ki, milattan öncemle ilgili diyor, beni oynaması için diyor Okan Bayülgen'i önerdiler diyor. Ben de bunu reddettim diyor. Sağ olsun. Sağ olsun. Zaten ödüm patladı ama Bülent Hanım'ı çok severim. Her zaman çok saygı duyuyorum ama ödüm patlamıştı. Sağ olsun reddetmiş. Kendisine en kısa sürede telefon. Evet, son dakika gelişmesi var tabii ki. Haber kanalı olduğumuz için bazı durumlarda yayından erken çıkmak durumunda kalıyoruz. Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı gerçekleştiriyor şu anda. O yüzden bugün izninizle erken ayrılıyoruz ve hemen haber merkezimize bağlanıyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.